Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler siz değerli izleyenlerimizin, tüm Türkiye'mizin, tüm Elazığ'ımızın olsun değerli izleyenler. Evet, haftamızın son günü. Günler ne çabuk geçiyor değil mi? Farkına bile varmıyoruz. Sanki dün gibi hayırlı cumalar dediğim, bugün haftamızın son günü dediğimiz gün sanki dün gibi. Evet, bugün cuma ve cuma günü menümüzü kimden öğreneceğiz? Tabii ki değerli şefimiz Müyesser Ünsal'da şefimizden öğreneceğiz birazdan dönüp. Ve daha öncesinde çok kıymetli bir konuğumuz var. Birazdan da onu takdim edeceğim sizlere. Bir spor kulübümüz, Elazığ'ın spor kulübünün başkanı. Birazdan onunla birlikte olacağız. O spor kulübümüzün sorunlarını, işlevlerini dile getireceğiz değerli izleyenler. Ama öncelik yemek ve kimden öğrenecektik? Tabii ki değerli şefimiz Müyesser Ünsal'da şefimizden. Hemen yanına gidip öğrenelim bakalım bugün hangi yemeğimizi yapacakmışız, yemeklerimizi yapacakmışız. Malzeme listesini ve tarifini bizlerle paylaşacakmış efendim. Şefim kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Bugün ne kadar böyle huzurlu bir gün farkında mısın? Evet, kesinlikle. Niye peki biliyor musun? Neden? Bir tahmin et. O nedeni. Niye yaptın? Söyle bakalım. Yok ben söyledim. Meryem yok. Bugün Meryem bizimle efendim. Şef yardımcımız. Bazen takılıyorum ona. Takıldınız zaten bunu söylüyorsunuz. Ama insan, biliyorum. Sevdiğine takılır. Tabii ki. Seviyoruz. Kesinlikle. Çok seviyoruz Meryem'imizi. Evet çok severiz. Böyle fızıldıkları olsa da yaramazlıklar olsa da bazen. Karşılıklı yapıyorsun sanki fızıldığı. Onda o madeni bulmasa yapar mıydı? Yani mi? Kesinlikle. Evet. Şefim bugün ne yapacağız? Bugün Arnavut ciğerimiz. Ana ciğer. Evet. Yani. Çok güzel. Tabule. Evet. Öğrenmedik değil mi? Tabule ne yemeğiydi? Bugün açıklayacaktık. Açıklayacaktık. Tabii. Öğrendik mi? Tabii. Ay öğrendik değil mi? Değil, biliyoruz zaten. Neymiş? Açıklayacağız. Bir yemeği görelim öyle açıklayalım. Öyle mi? Tabii üstüne yemeği söyleyeceğim. Yemeği görmeden açıklayamıyoruz efendim. Çünkü nedenini oradaki malzemelerle açıklayacağım. Arnavut ciğeri. Arnavut ciğerinden başlayalım. Görelim malzemeleri. Görelim nelermiş? Tabii ki. Arnavut ciğeri efendim. Bakalım nelermiş. Arnavut ciğerinin malzemeleri 500 gram. Bir adet mor soğan, yarım demet maydanoz, 2 diş sarımsak, un, karabiber, tuz, kekik, kırmızı pul biber, tercihe bağlı olarak da toz biber. 500 gram dana ciğeri, 2 adet mor soğan, 500 gram dana ciğeri, 2 adet mor soğan, yarım demet maydanoz, 2 diş sarımsak, un, karabiber, tuz, kekik, kırmızı pul biber ve tercihe bağlı da kırmızı kullanabiliriz. Bir de tabule salatamızın malzemeleri. Bir de tabule salatamız var efendim. Onun da malzemelerini görelim. Tabule salatamızın malzemeleri geliyor şimdi. Tabule salatamızın malzemeleri 2 demet maydanoz, 1 demet taze soğan, 6 adet taze soğan, 3 adet orta boy domates, 1 çay bardağı ince bulgur, 1,5 çay bardağı sıcak su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi arzuya göre kullanılabilir. 1 bölük çay kaşığı da tuzumuz var. Evet. Tekrar ediyorum, lütfen. Tabule salatamızın malzemesi Lübnan salatasıdır. 2 demet maydanoz, 1 demet taze nane, 6 adet taze soğan, 3 adet orta boy domates, 1 çay bardağı ince bulgur, 1,5 çay bardağı sıcak su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi tercihe bağlı kullanıyoruz. 1 bölük çay kaşığı da tuzumuz var. Bak, çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Bugün Arnavut ciğerimiz ve evet, tabule salatası. Zannediyorum. Arnavut ciğeriyle başlayacağız. Tabuleyi ama menşeini neyle nasıl olduğunu ben merak ediyorum tamam. Tabule salatası. Şimdi aslında tabure değil efendim. Tabule. Tabule. Lüleburgaz'ın evet, lesi. Yani şöyle bir Lübnan salatasıdır. Evet ama Arap mutfağından da geldiği söylenmekte. Şimdi tabulenin aslındaki amacı şu, kısırı biliriz zaten. Kısırda yoğun bir bulgurumuz vardır ama bunun bulguru daha az bir yoğunluk, sebzesi daha fazladır ve aslında nar ekşisiz kullanıldığı zaman buna tabule denmiştir. Nar ekşisiz bir kısırdır aslında o. Ama biz nar ekşisini ne diyoruz? Orada isteğe bağlı. Çünkü damak tadımız nar ekşisini kabul ediyor. O yüzden nar ekşisi de ekleyebiliyoruz. Ama tabulede normalde nar ekşisi yoktur. Peki şefim, kısır bir salata mıdır? Kısır salata olarak kullanılır tabii. Yani daha doğrusu meze gibi kullanabiliyoruz ama bir meze, kısır, meze, salata ya da hani biz öğün olarak bile kullanabiliyoruz öğün aslında. Öğün olarak bile kullanıyoruz evet, kısırımızı. Biz yaptık mı kısırımızı? Kısır yapmadık ya. Yapmadık. Yapalım.
Yapmadık. Bu sene yapmadık. Yapalım. Yaptık mı yapmadık? Yapmadık. B12 bende eksik. Sen yapmadık. De? Ben çok iyi hatırlıyorum. Kısır yapsam hatırlarım. Yaptık mı? Yapmadık. Yapmadık. Kısır bu sene yapmadık. Yapmadık, hayır. İşte benim yine devreler yandı. Evet. Olur öyle. Peki. Sabule salatası evet. Ve Arnavut ciğerimiz. Evet, sabuleden... Çok güzel, tazeymiş. Evet. Bir de tabuleden bahsetmişken ilk başta onu anlatayım, sonra Arnavut ciğerine geçelim. Bir de tabulede aslında zahter kullanılır. Tabii biliyorsunuz zahter dağdan çıkan farklı bir kekik çeşididir. Ama tabii bizim elimizde şu an olmadığı için normal bir kekik kullanacağız. Ne yapıyoruz bu salatamız için? Bulgurumuz var. Sıcak suda yumuşatacağız. Ufak bulgur. Evet, ince, ufak bulgur olacak. Yumuşatacağız. Yumuşattıktan sonra malzemelerini küçük küçük doğrayacağız. Nedir? Maydanozumuzu. Sonra yeşil soğanımız var. Yeşil soğan derken ağzım bir defa şey, altın değerinde. Gerçekten altın değerinde, evet, yeşil kesinlikle. Soğan bu sene zam şampiyonu oldu mu bilmiyorum. He? Zam şampiyonu değil mi yeşil soğan, taze soğan? Vallahi evet. 16-18 lirayı yurdu ya. Var mı böyle bir şey? Evet. Fazla. Taze nanemizi küçük küçük doğruyoruz. Domateslerimizi küçük küçük doğruyoruz. Ardından ne yapacağız? Bir sos ilavesi edeceğiz. Tabii bunları birlikte harmanlayacağız. Sosumuzda bir salatada ne yaparız? Limon suyumuz vardır. Nar ekşisi normalde yoktur ama isteğe bağlı kullanıyoruz demiştik. Nar ekşimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Bir salata elde ediyoruz. Çok güzel. Bir kenarda da Arnavut ciğerimiz var. Evet. Arnavut ciğeri için ciğer. Ne yapıyoruz? Evet. Şimdi ciğerlerimiz zaten küp küp doğranmış. Bunları iyice suda süzeceğiz. Yani gerekirse peçete havluyla da kurutabiliriz. Daha sonra bir çay bardağı ya da bir çay bardağından biraz fazla un kullanacağız. Bir kabın bu içerisinde. Yarım kiloya göre. Evet, yarım kilo için söylüyorum. Evet. Ardından ne yapıyoruz? Bir çay kaşığı tuzumuz, yarım çay kaşığı karabiber. Acıyı sevenler daha da arttırabilir. Karabiber ilavesi edeceğiz. Kaşıkla sonra sallayarak onu iyice almasını sağlayacağız. Sıvı yağda bunları kızartacağız ve ciğerlerimizi de tabii ki ne çok küçük ne çok büyük yapalım. Orta büyüklükte olacak ve çok kızartmayacağız. Kızartırsak tadı güzel olmayacaktır. Doğratmamız. Güzel doğratmışsınız. Evet. Küçük küçük doğrar. Orta boyda. Küçük küçük olmayacak. Bir de bu orta. Şeyi çok severim biliyor musun? Neyi? Yahnisi mi derler? Soğanlı. Evet. Bilirsin değil bilirim, mi? Bilirim. Yemem kavurması. Ama bilirim. Yani soğanla kavrulur ciğer. Evet. Çok. Yemez misin sen ciğer? Yani ben Arnavut ciğerini de yemem. Ciğer yemem ama yapmasını seviyorum. Niye peki sevmezsin? Sevmiyorum ya. Ciğeri sevmiyorum. Sakatat diye mi? Yani belki de ama tadı hoşuma gitmiyor diyelim en azından. Eyvallah, saygı duyuyorum. Yani bileceğiz ama bak sevmediğim şeyleri de yapabiliyormuşum biraz. Kesinlikle arada bir de olsa. Sizin için yapıyorum. Hatta bu sene balık bile yaptık değil mi? Evet. Sevmediğin halde. Yani yemememe rağmen evet. Dalak. Kanlı kanlı değil mi Yalçın? Ama gene işte o... Ona sonsuz saygım var. Çünkü biraz kanlı oluyor. Evet, sanırım Yalçın dalak... beni sevmiyor. O yüzden sürekli sevmediğim şeyleri söylüyor. Bilmiyorum. Hayır, damak zevki farklı olabilir. Yani bu sevip sevmemeyi gerektirmez yani. Yok, Yalçın özellikle sevmediğim şeyleri önüme getiriyor da. Yok ama işte bak ne diyorum. Ben de Meryem'i seviyorum, uğraşıyorum. O da senin uğraştığına göre. Değil mi? Değil mi? Yani kesinlikle bir şey var sevgi arada muhakkak. Bilemedim. Olabilir. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi ciğerlerimizi orada... Güzelce soteledik, pişirdik. Ardından kevgir yardımıyla alacağız. Mor soğanlarımız daha da yakışacaktır beyaz soğandansa. Onları halka halka küçük küçük doğrayacağız. Aynı yağda mor soğan ve rende ya da küçük küçük doğranmış sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Onunla soteliyoruz. Ardından bunun içerisine pul biberimizi, kekiğimizi, karabiberimizi, tuzumuzu ilave edeceğiz. Ardından pişmiş olan ciğerlerimizi tekrar ilave ediyoruz. Biraz soteleyeceğiz. Onu kapattıktan sonra küçük küçük doğranmış maydanozlar ve sunumu hazır. Tabii yanında da patates sunumu yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. İsteyenler. Evet. Patates sunabilirken? Küp küp doğrayıp kızartma. Küp küp olabilir. Evet. Güzel kavurmanın bir sunum olur. Yakışan. Evet. Değil mi? Evet. Şey de olabilir. Elma dilimini. Tabii ama hani bunda neyse yaptıktan sonra görürüz. Göreceğiz bakalım nasıl sunucum yapacak. Hadi şeyimiz. Bakalım. Pek kolay gelsin şefim sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Tableyi de daha sonra başlayacaksınız herhalde. Tabii ilk başta bir ciğeri yapacağım. Tableyi de yanında yapacağım aslında biraz. En azından harmanlayıp sosunu vermeyeceğim şimdiden. Eyvallah. Efendim bu arada bugün niye erken başladık? Canlı yayınımız olduğu için televizyonumuzun. Biz bugün 2 saat erkene çektik yayınımızı. Affınıza sığınıyoruz. İnşallah ama kaçıranlar da olursa buradan tekrar ediyorum. Yayını kaçıranlar, işinden dolayı izleyemeyenler, gece tekrar olacak.
Akabinde eğer onu da geceyi de izleyemezlerse, çünkü millet yatıyor bazı insanlar. Tabii ki. Bazı insanlar yatıyor derken kendim. Normalde yatıyor insanlar yani gece. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Bir gün sonra izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Hafta sonu kaçırmayın, bence izleyin. Evet, kolay gelsin şefim sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben değerli başkanın yanına geçmek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Çok Elazığ'ımızın güzide bir mahallesinin bir evet, futbol takımı. Evet. Ama çok fazla sorunu olan bir takım. Ekonomik sıkıntılar yaşıyor. O takımın elinde tutmak için başkan çok mücadele veriyor. Birazdan öğreneceğiz. Başta takımı alırken verilen sözler, evet, akabinde sırt çevirmeler, bunları hep dile getirdi bize. Ama elbette ki bir marka, bir mahalle bir markadır. Onun futbol takımı değil mi? Ya da kulübü önemlidir. O markayı destekleyen büyük bir markadır. Kesinlikle diye düşünüyorum. Katılıyorum. İşte örnekleri var değil evet, mi? Evet. Birçok mahallenin amatörden büyük takımlarla mücadele eden takımları var. Neden olmasın? Tabii ki. Neresi olmasın? Tabii. Hemen yanına geçiyorum. Tabii. Neden olmasın Doğu Kent? Başkan hoş geldiniz. Hoş geldik efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz şeref nasılsınız? Verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Doğu Kent'imiz eski bir mahallemiz tabii. Evet. Yani eski derken Harput'un eteklerinde Ulu Kent'in uzantısı diyelim. Evet. Eski Hüseyin'in uzantısı evet, diyelim. Aynen. Gerçekten güzide bir mahallemiz. Çok güzel amaçlarla yola çıkılarak kurulmuş bir mahalle evet, zamanında. Ama sonradan kaderine terk edilmiş bir mahalle. Ama şimdi bir çok devasa bir şehir hastanesiyle tekrar canlanması beklenen bir mahalle. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Ama etkisini gösteriyor mu o başkanım? Şehir hastanesi mahalleye biraz ekonomik olarak, yani şu anda getirisi olmayabilir ama emlak piyasasında çok olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yani. Hastanenin gelişiyle mahallede bayağı bir canlılık oluştu. Yeni yollar açıldı, bulvarlar, ara yollar açıldı. Esnafa iyi kötü faydası olmaya başladı. Kesinlikle ki olur, zamanla bunlar daha iyi olacak. İnşallah. Yani şantiye halinde diyebilirim şu an Doğu Kent. Her tarafında yeni inşaatlar, yeni binalar yapılmakta. Lüks lüks villalar, evler yapılıyor. Bayağı bir gelişme oldu olacak Doğu Kent. Yani bu son yıllarda bayağı bir gelişme oldu. Şimdi son gençliğine. Evet. Gençliğine çıkan o kulübümüze evet, ne gibi faydası var onu da öğreneceğiz ama ben öncesinde değerli başkanı bir tanıtmak istiyorum. Efendim fedakar, can siperhane mücadele veren değerli başkan Akın Karaaslan, Doğu Kent Spor Kulübü Başkanı. Evet. Tekrar hoş geldiniz diyorum hoş başkanım. Gerçekten mücadele veriyoruz. Evet. Yani program öncesi biraz sohbet etme şansı bulduk başkanla. Gerçekten serzenişleri var, sistemleri var. Çünkü kulübü alırken zannediyorum 2017'de. Evet, 2017'nin 12 Aralık'ında kurulmuş. Dernek oldu, kurulduk. Ama çok eski bir kulüptü aslında. Yani daha önce kurulmuş da yürütememişler arkadaşlar. Feshedilmiş kulüp, Doğu Kent Spor olarak. Feshedilince biz tekrar yeniden Doğu Kent Genç Spor Kulübü adı altında yeniden kurduk yani. Bir dernek adı altında kurduk. Tabii önce dernek oluyoruz zaten kulüp olmadan önce. Dernekten sonra Futbol Federasyonu'na müracaat yapıyoruz. Orada kabulden sonra ASKF'ye müracaat yapıyoruz. Orada kabulümüz oldu. Yani şu an faaliyet gösteren futbol spor kulübüyüz. Çok güzel. Ben tabii ki şimdi hani gelenek olmuş. Başarılar diliyorum ama evet, o başarı da bir yerde desteğe bağlı değil mi başkanım? Yani bir emek istiyor, destek istiyor, fedakarlık istiyor bu işler. Yani ben bu yola çıktığım zaman mahallenin hepsine danıştım. Yani serzenişlerini ben yani dinledim ama izleyicilerimiz de dinlesin istiyorum. Şu anda evet, Doğu Kent'ten bizi izleyenler, özellikle esnaf, ikame edenler, burada ikamet edenler, efendim söyleyeyim, Fethi Sekin Şehir Hastanemizdeki personeli izleyebiliyorlarsa, şu anda mesai saati gerçi, izleyebiliyorlarsa çok memnun oluruz. Çünkü bu kulüp o mahallenin sesi, o mahallenin gençliğinin, gençliğe sahip çıkacak yer diye düşünüyorum. Çünkü eskiden gençliği hani bazı böyle sahipsiz mahallelerimizde gençlik kötü yollara doğru yöneliyor.
İşte gençliğimizi kurtaracak bir spor kulübümüze neden destek olmayalım diye düşünüyorum. Değil mi başkanım? Yani haklısınız ama işte o desteği göremiyoruz maalesef. Yani sizin bizim yerim, buyurun. Yani 30 bin kişiye yakın bir nüfusa sahip olan bir mahallede oturuyoruz biz. Evet. Elazığ'ın bütün mahallelerin kulübü vardı. Bizim mahallemize bu bir eksikti. Yani ben bunu, ya ben de eski bir sporcuyum. Yani spordan da ekmek yiyorum. Yani ben futbolculuk döneminden işe girdim. Şeker fabrikasında çalışıyorum ben. Sporculuk döneminden işe girdim. Ne güzel, o da inkar etmeyen bir insan. İşte tabii tabii, kesinlikle yaptığı, yani ben... Meslek sahibi olmuş. Yani futboldan ekmek yediğim için ben onu söylemek istiyorum. Yani ben 30 yıldır o şirkette futboldan dolayı ekmek yiyorum yani. Seviyorum da futbolu. Gençleri işte sahipsiz bırakmamak, yetiştirmek, iyi bir gelecek sağlayabilmek. Yani bir spor kulübüyüz ama branşım sadece futbolla bağlı değil. Biz basketbol... Hangi branşlarda? Evet. Siz onu izah ederseniz basketbol sevinirim. Branşımız var, voleybol var. Handball, yüzme konusunda branş açacağız, kurs açacağız. Halk oyunlarına kurs açacağız. Tekvando kursumuz var, açacağız. Yazın inşallah nasip olsa. Geçen yıl ilk kurulduğumuz yıl futbol, basketbol ve judo olarak kurslar açtık. 100'e yakında çocuğumuz vardı, gençlerimiz vardı. Bir kulüp binası oluşturmuşuz orada mahallemizde. Yani internet bağlatmışım, kitaplık oluşturmuşum. Yani şu an orada 300-400 tane yakın kitap var. Görüntüler var mı başkanım? Birazdan tabii var, evet var görüntüler. Kulüpten de görüntüler var mı? Kulüp görüntülerimiz çok var güzel. İnşallah. Birazdan bilmiyorum, belki kitaplıklar falan olmayabilir ama yani kulüple alakalı görüntülerimiz var. Her antrenmandan önce bir en az 45 dakika çocuklarımıza okuma saati düzenliyoruz. Harika. Yani biz sadece işte futbolcu, basketbolcu veya farklı bir sporcu olsun manasında çalışmıyoruz. Yani iyi bir nesil, iyi bir genç, ahlaklı bir manevi ahlak, spor ahlakı kazandıraraktan yetiştirmeye harika çalışıyoruz. Hocalarımız var, her branşımızın farklı farklı hocalarımız var. Hepsi dalında uzman hocalarımız, hepsi lisanslı hocalarımız. Yani öyle gayet ciddi çalışıyoruz yani o konuda. Velilerle irtibat halindeyiz. Zaten ben bu işe girdiğim zaman kendime bir üçgen kurdum. Hocalarımla birlikte kulüp, okul ve aile. Sacın üç ayağı. Yani sacın üç ayağını ben oluşturdum. Ya Allah'ıma şükürler olsun ki onu da başardım sayılır. Yani sürekli okullarla irtibat halindeyim. Ailelerle irtibat halindeyim. Yani çocuk gelip bende top oynayacak, spor yapacak. Ondan sonrası beni bağlamıyor diye düşünmüyorum ben. Okuluna gidiyorum, çocukların ders durumlarını soruyorum. Ailelerle sürekli görüşüyorum. Harika. Yani çocukların okul numaralarına kadar almışım ben. Bende var yani o derece. İlginizsiniz. Düşünüyor. Tabii kesinlikle yani evlerini, ailelerini arıyorum. Zaten okulda birde çıkıyorlar çocuklar. İkide benim yanıma kulübe gelirler. Saat 5-5.30'da kulüpten çıkarlar. Ve akabinde ben diyorum yani herkesin evine telefon açıp soracağım. Harika. Herkes evine gitti mi? Arıyorum da yani öyle yani lafta da kalmıyor. Yani başkanlığından ziyade bir aile. Yani yapmaya çalışıyorum ben elimden geldiği kadar. Ebeveyn gibi. Evet kesinlikle yani ben çok şükür de o bahsettiğimiz o üçgeni kurdum sayılır yani. Harika. O şekilde aileler sürekli benimle irtibat halindeler. Ama önce okulları tabii. Ben hep söylüyorum, çocuklarıma da bunu anlatıyorum. Önce okul olacak, okuyacaklar, derslerini çalışacaklar. Zaten okulunu ihmal eden, dersini ihmal eden çocuğu ben kulübümde kabul etmiyorum. Yani bunu hep kendilerine ve ailelerine söylüyorum yani. Çok şükür de o durumda bir sıkıntımız yok. Sporcumuz yok. Yani hem dersleri başarılı, maşallah, hem sporda başarılılar. Yani bayağı da bir gelişme kaydettik. Yani çünkü bizim yaşımız 6 yaşından itibaren başlıyor. Yani biz öyle yani büyüklere ben çok heves etmiyorum yani. 6 yaştan çocukları arıyoruz. 6 ile 15 arası. Bunları herkesin kendi yetenek bulduğu branşta yetiştirmeye başkanım çalışıyoruz zaten yani. Çok güzel bir söz var ya. Sağlam vücut sağlam. Evet evet kesinlikle. Ama şöyle de bir durum var efendim. O spor zekayı da çalıştırır. Yani sporun çünkü, faydası var sürekli tabii. Evet, evet. Beyni de şey yapar. Derslerine de etkiler. Tabii kesin ama yani. Ama istek olacak işte. Yani hevesleri de var çocuklar. Yani hem yani zaten benim o tutarlı olduğum konuyu bildikleri için yani ders konusunda ben çok ciddiyim bu konuda yani. Yani derslerinde zayıf olan çocuğu ben kabul etmiyorum. Harika. Yani öncelik okulunuz, ondan sonra futbol veya basketbol veya farklı hangi branş olursa olsun ondan sonra teşekkür o. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olsun çocuklarımız da o konuda yani beni dinliyorlar, hocalarımızı dinliyorlar. Bir problemimiz yok. Derslerde çok güzel. Okullarına gidiyoruz. Öğretmenlerle görüşüyorum ben. Yani bir sıkıntımız yok konuda yani. Harika. Şimdi zannediyorum kulübü kurdunuz. Evet. Başkan olarak. Evet. Siz. Peki yönetimde başka kimse var mı yoksa yalnız mısın başkan? Yani yönetimde arkadaşlarım var. Var yani, ama destekleri var mı size? Yani pek sayılmaz. Öyle diyeyim yani. Buradan
Yani bunları ben, da seslenelim. Yani başkanı evet, yalnız evet, bırakmayın. Çünkü ben yani kağıt böyle, üzerinden başkan açık ol ya. Evet, kağıt, yani her şey kağıt üzerinde şu an bende. Yani şu an ben kurulduğumdan bugüne kadar kendim, evet. Fethi Hakkı'nda bir futbol hocam var benim. Şu an kendisi Kuşadası'nda B lisansı ikinci etap kursunda. Evet. Sağ olsun yani geçen Haziran ayından beri 1 lira menfaat beklemeden onun hakkını hiç ödeyemem. Yani Allah razı olsun, çok teşekkür ederim kendisine. Bir de Ayhan kardeşim var mahallemizde, genç bir kardeşimiz. Yani biz üçümüz. Son zamanda bir de Zülfü Bey, Zülfü Gözetyen bir arkadaşımız. O katıldı bizlere sağ olsun. Yani bu dördümüz işte götürmeye çalışıyoruz yani. Harika. Kendi başımıza yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yalnız başkanım, bana bahsettiğin üzere basketbol, futbol, judo ve yani, yüzme. Hayır, bu basketbol, futbol, basketbol ve judo ilk kurulduğumuz yıl. Evet. Çocuklara kurslar açtık. Şu anda bu, devam eden. Nasip başlar. Olursa şu an hafta sonları basketbol kurslarımız var. Cumartesi, pazar günleri. 15 falan civarında bir sporcumuz var. Yani ilk yıl diye, hani bir de kış sezonu olduğu için. Bir de bizim orada şu var. Okullar açıldığında aileler artık, hocam okullar açıldı artık, dersler başladı diye bir düşünce var. Evet. Ama kesinlikle az önce de söylediğiniz gibi yani spor yapmak bir çocuğun zihnini açar, zinde yapar. Kesinlikle. Kesinlikle yani zaten başarısız öğrenen zaten başarısızdır yani. Spor bence hiç çocuğun okuluna engel değil. Acaba aileler şey mi yapıyor? Derslerine etki eder, korkusu yani yapar. Var tabii, o düşünce daha ama ben onun da hafta sonlarına getirerek bir program yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani biz zaten bütün antrenman programlarımızı çocuklarımızın derslerine göre, okuluna göre, dershane durumlarına göre ayrılıyoruz. Mesela evet. Cumartesi günleri 6 ile 7.30 arası basketbol antrenmanımız. Pazar günü 5 ile 6.30 arası. Saatlerimiz bile yani 2 günde bile saatlerimiz farklı. Yani çocukların dershanelerinin, okulların durumlarına göre ayarlıyoruz. Hafta içerisinde gene okulların durumuna göre ayarlıyoruz. Zaten okulda sınavı olan, bir sıkıntısı olan çocuğu ben yani o gün izin veriyoruz. Yani biz antrenmana bile almıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar derslerine de yardımcı oluyoruz yani. Çok güzel. Eminim şimdi hakikaten ben dün de bahsettim. Şefim hatırlıyor musun? Dün bir maç seyretmeye gitmiştik efendim. Gençlik nereye gidiyor diye aslında bir gün burada dile getirmek istiyorum. Bir konuk almak istiyorum. İşte ben endişelendiren yönleri var gençlerimizin. Bu tip faaliyetler spor olur. Mesela çok güzel Doğukent'te bir spor kulübü. Buraya destek olunarak, gençlerimizi orada barındırarak, işte bak kitap okuyorlarmış, evet. Efendime söyleyeyim, sosyal etkinliklerde bulunuyorlar. Evet, çok evet. Güzel bir olay. Çünkü spor yapan insandan kötülük olmaz. Kötülük yani çıkmaz. Yıl sonunda velilere şey hazırladık, biz gösteri hazırladık. Yani yetiştirdiğimiz çocuklara öğrettiğimiz konularla alakalı mesela judoda evet. Şey hazırladık. Yani gösteri programı velilere düzenledik. Basketbolda velilerimizi çağırdık. Maç düzenledik küçük çocuklarımızı. Hani yeteneklerini, öğrettiklerimizi tabii. Görmeleri açısından yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar. Sanata yönlendirebilirsiniz, spora yönlendirebilirsiniz. Efendim işte gençliğimizi kurtarmanın yolları bunlar. Başıboş bıraktığımız takdirde. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Başıboş bıraktığımız takdirde nereye gideceğini bilmeyen bir mayın gibi, deli mayın gibi adeta suda değil mi? Gezer dolaşır. Kim ne derse ona kanar ve kötü emellerle yanına yaklaşanların aleti olabilir. O yüzden temkinli olalım. Çocuklarımızı hele bu dönemde sahip çıkalım ya da sahip çıkacak insanların yanına verelim. Mesela bak hocam ne güzel söylüyor değerli başkan Akın Bey. Ben çocukların dersleriyle dahi ilgileniyorum diyor. Evet kesinlikle. Bu çok güzel bir olay bence. Yani hocam ben zaten kabul etmiyorum. Yani bak döne döne bunu söylüyorum. Derslerinde başarısız olan öğrenciyi kabul etmiyorum. Yani ben çocukların sokakta gidiş gelişlerine kadar dikkat ediyorum. Yani hatta bir seferinde bana bir İşte sporcular yüksek sesle konuşuyor diye bir serzenişte bulundu bir esnafın birisi mahallede. Ben hemen özel toplantı yaptım çocuklarla. Bu konuyu gündeme getirdim. Bir daha böyle bir şey olmamasını tembihledim kendilerine. Evet. Yani inanın elimden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar arkadaşımla beraber çocuklarımızın yanındayız. Yani hem iyi bir sporcu olsunlar hem de çok iyi ahlaklı bir insan olsunlar. Yani bizim amacımız bu. Çok yani güzel. Biz bunları da zaman zaman yapıyoruz. Yani doktorumuz var, kulübümüzün doktoru var sağ olsun. Sağlık kontrollerinden geçiyoruz kendisini. TSM Başkanı şu anki sağ olsun bizim kulübümüzün sağlık şeylerini yapan, sporcularımızın hiç kontrollerini gerek yapan yok. Yani kişi. Hemen Fethi Sekin yanınızda oradan rica etseniz hocam oraya olmalı ben, diye düşünüyorum. Yani öyle de ben geçen orada bir maçtan sonra çocuğumun kasında problemi vardı. Röntgen çektirmeye götürdüm. Doktor orada bana kırık mı var? Dedim hayır kırık yok. Biz kırık bakmıyoruz başka.
Yani Fethi Sekin de bana bu söylendi. Hatta ben o doktorla, acilin doktoruyla tartıştım. Evet. Yani öyle bir sıkıntı da yaşadım. Enteresan bir durum. Yani kesinlikle ben yaşadığım için. Terbiye davranmış bir doktor yani, olabilir ama evet. Hastanede her türlü işlemlerin yapılması gerektiğini yani işte öyle bir problemle yaşadım ben orada. Evet. Konuşacağız başkanım. Bir iki evet. mesajım var, okuyabilir miyim? Tabii tabii, ne demek. Kulüple ilgilidir. Bu arada destek vermek isteyenler kulübe, makbuz karşılığı elbette elden direkt değil. Kesinlikle efendim, evet. Bilin tamamen derneğe katkı, dernek diyorum, spor kulübüne dernek, derneğimize katkı sağlama amaçlı. Değerli Milat Bey, öncelikle size amatör spora vermiş olduğunuz destekten ötürü çok teşekkür ederim demiş. Doğu Kent Gençlik Spor Kulübü Başkanıma spora ve gençlere desteklerinden dolayı Doğu Kent halkı olarak minnettarız. Takım kaptanı Zülfü Gözetleyen. Efendim çok teşekkür ederim Zülfü Bey. Sizden de bahsettiğini zannediyorum evet, az önce. Evet. Sizin de destekleriniz varmış. Yüreğinize sağlık diyeyim. Tekrar Doğu Kent Mahalle Mutları spora aşırı duyarsızlığı bizleri rahatsız etmektedir demiş. Serzenişte bulunuyorum. Bu kulübe lütfen destek olsun. Zülfü Gözetleyen Bey tekrar mesaj atmış bize. Gerçekten az önce söylediğim gibi eşraf, esnaf ve orada ikame edenler kulübünüze destek olun. Yani gençleriniz adına, çocuklarınız adına bunu yapmak mecburiyetindesiniz diye düşünüyorum. Çünkü gençlik iyiye gitmiyor. İşte sahip çıkma bu şekilde oluyor. İzlemek, takip etmek, siz yetişemiyorsanız dahi orada sizin yerinize bakacak, gözetleyecek insanlar var. Profesyonel sporcu olacak diye bir kaide yok. Çok iyi topçu olmasına da gerek yok. Değil mi? Yani Hoş tabii kadar. Kesinlikle. Ama evet. bir sporla hem sağlığı açısından hem de geleceği açısından yerinde olur diye düşünüyorum. Bu benim gibi nasihattır tabii. Dost nasihatı değil. Ama kulübü ayakta tutmak. Şimdi ben biraz üzüldüm tabii. Yani kulübe hiç kimsenin desteğinin olmayışı birkaç kişi hariç. Değil mi başkanım? Var tabii. Yardım edenler var tabii. Ufak çaplı ki komik rakamlar onlar da. Kesinlikle. İnanın. Bana hayatta bazı misaller verdi. İsim vermiyorum. Bir fırına gitmiş. 10 dakika 20 dakika konuştum diyor. Destek istedim diyor. Oğlum oradan 2 lira ver dedim diyor başkana. Evet kesinlikle. Bu çok komik bir şey ya. Hiç mi utanmadınız ya? Yani kapımıza gelen, yani ben kimseyi fakir şey olarak görmüyorum. Kapımıza gelen o dilenciye dahi tabiri caizse 2 lira ayıp bir rakam. Bir kulübe veriyorsun sen ya. Onun karşısında makbuz alacaksın. Hiç mi utanmayacaksın o makbuz alırken? Yani kesemem ki zaten ben onu. Kesemezsiniz zaten. Ki yani ya. Bugüne kadar inanın ki yani 5 lirayı bile ben makbuzsuz almamışım. Yani mecbur değilsiniz. Kabul etmiyorum. Kimse tabii, mecbur tabii. değil. Ha şu var Milat Bey, ben lafınızı kestim, özür dilerim. Şimdi ben hani bu işe girmişim. Yani illaki bazı fedakarlıklar yapacağım yani. Yani başkasından bir gittiği zaman ben 5'i vermeye zaten göze almışım. Evet. Bunu göze alarak da ben bu işe girdim. Ama bu derneği, bu kulübü kurmadan önce ben herkese danıştım mahallede. Mahalle muhtarına, esnaflarına, minibüs esnafına, mahallenin önde gelenlerine, herkese danıştım. Ne diyorsunuz? Benim böyle bir düşüncem var, böyle bir projem var. Herkes çok yanındayız, güzel. Arkandayız. Çok güzel söylediniz. Dediler. Minibüsçülerimiz var değil mi? Kesinlikle. 57 tane minibüsçülerimiz var. Hele şu anda çok revaçtalar o minibüslerde. Yani zaten şu an Fethi Sekin'in ekmeğini yiyen sadece minibüs esnafı var şu anda o kentte. Peki onların desteği olmuyor mu? Yani ben bugüne kadar hiç görmedim. Kusura bakmasınlar ama ben hiç görmedim yani kesinlikle. Şevket Başkan, el atmanı rica ediyorum. Şoförler Odası ve minibüsçüler oda başkanımız. Yani ben... Şevket Toraman, bu olaya el atmanı rica ediyorum çünkü... Bu kulüp, şimdi Abdullah Paşa, Ferhat'ı tanırsınız. Ferhat'ı evet tanıyorum, size. Tabii tanıyorum. Gerçekten o da çok gayretli, çok çalışkan bir başkan. Her zaman takdir ediyorum. Mahallesi için yapmayacağı bir şey yok. Ama işte başkan da Doğu Kent için. Ya topu kaç tane mahallemiz var? Destek olun mahallenizde. Yani kaç nüfusu var şu anda? Yani o muhtarımızın söylediğine göre 30 bin civarında nüfusumuz var. Çok güzel. 12 bin seçmenimiz var yani, düşünün yani. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da bir mahalle takımı... Harikalar yaratıyor. Esnafının, halkının. Ben şimdi şey de soracağım. Amatör spor kulüplerinin desteğini evet. görebiliyor musunuz diye. Onların da destekleri vardır muhakkak. Olmalı da gerek malzeme konusunda, madde evet. olmasa da malzeme konusunda, efendime söyleyeyim, birçok araç konusunda, değil mi? Taşıma konusunda. Hocam zaten ben destekler oluyor mu? Haftada iki defa antrenmana geliyoruz gençlik merkezine. Akşamları
Yani bizim esas yani hiç aklımıza gelmeyen en büyük sorunumuz. Başkan. Cehaletimi hoş gör. Estağfurullah. Eskiden orada saha vardı. Niye ama başka yere? Yani Doğu Kent'te evet bir çim saha vardı. Zaten Elazığ'da bir Atatürk Stadyumu var. Vardı ondan sonra Doğu Kent'te üniversitede vardı. Bir çim sahamız vardı. Kesinlikle yani belediyespor bile maçlarını orada oynardı. Bir çim sahamız vardı. Yanında bir içinde bir toprak sahamız şimdi vardı. Yok mu başkan? Orayı geçen yıl valla bilmiyorum yani duyduğumuz kadarıyla bir site olacak galiba orası. Hatta getirdiler sahanın bir köşesini kazdılar. O şekilde bıraktılar. Yani bir yıl aşkındır orası öyle boş bir vaziyette duruyor yani. Ben işte benim site en büyük sıkıntım... Resmi bir daire falan mı olacak? Hayır. Yani bayağı bir site olacak. Yani insanların yaşayabileceği bir site yapılacakmış. Yani lojman gibi bir şey mi başkan? Yok devlet lojmanı falan değil. Yani normal site. O evet. Gençlik spora bağlı hayır, herkes, değil miydi orası? Yok orası herhalde bilmiyorum tam da bir şahsın falanmış galiba. Belediyemiz de sattı orayı. Yani bize, belediyeye mi aitti sattı? Yani bize söylenen o. Ben öyle biliyorum yani şahsım olarak. Satılmış orası evler yapılacak ve insanlar gelip burada yaşayacaklar. Ondan sonra biz gençlere önem veriyoruz. Gençleri düşünüyoruz. Benim şu an Doğu Kent'te antrenman yapacağım bir tesisim yok. Yani bu konuda bir tesisim yok. Ben inanın ilk defa başkanla bunu konuşuyorum. Evet. Ama eğer belediyeye ait bir semt sahası, efendime söyleyeyim hatta amatör takımlarımızın oynadığı futbol oynadığı çok güzel bir sahası vardı oranın. Çim saha evet yarazda yok yani. Site yapılır onu ben çözemedim. Yani evet site yapılacakmış yani, yıktılar. Bir şey de söylemek istemiyorum. Tabii bayağı problemler oldu. Yıkılmayacak denildi. Belediye başkanı geldi. Milletvekiliyle beraber geldiler. Orada mahalle toplantılar düzenlendi. Ama neticede yıkıldı gene orası. Hatta bir köşesini kaz. Yani en azından ben bu yıl maçlarımı orada oynayabilirdim. Ben yani şu ana kadar belki 45-50 maça geldim. Üniversite sahasına, Yozspor'un sahasına. Gençlik merkezinin sahasına ben haftada 3 defa geliyorum. Her gelişim 100 lira. Ben onu cebimden veriyorum. Evet. Antrenmana geliyorum 100 lira minibüs servis tutuyorum. Başkanım, çocukları getirip 100 lira götürüyorum. Bu masrafı nasıl yapıyorsun? Valla hocam ben yani şu ana kadar gerçi şimdi eşim belki duyarsa kızar da bana. Kendi cebimden yapıyorum ben. Çalışıyor musunuz bir yerde? Evet ben şeker fabrikasında çalışıyorum. İşçisiniz. İşçiyim aynen. Evet orada işçiyim. Hatta geçen İşte yani ikinci amatör küme başlar. Bir şey bulamıyorum artık. Yani bazı konularda çağ atlıyoruz. Eyvallah. Ama bazı konularda da eskiden bilmiyorum mahalle futbol takımlarına çok sahip çıkardı başkanım ya. Hocam eski ben, amatör eski düşünce kalmamış ben artık. Ben Rıza'ya oturuyorum. Evet. Şimdi o okul bahçeleri, o kulüplerin ana yeriydi. Ve o eşraf, o halk o takımlarına sahip çıkardı. Şimdi niye böyle oluyor? Yani ben o mahallede sen bu takımı kurup sahaya çıkaramazsın diyen insanlar gördüm. Yani bunu bizzat bana söylediler. Sen sahaya takım çıkaramazsın dediler. O bana kamçı oldu. Allah'ıma şükürler olsun. Yani bugüne kadar da hiç yolda kalmadım. Üzücü bir durum. Allah aşkına maaşım var. Alıyorum, veriyorum. Geçen ay çocukların, sporcuların lisansları çıkacak. Çıkması lazım. Transfer bitiyor. Günlerden cuma. Pazar günü maça çıkacağım. Ama başkanım şimdi çoluk çocuğunun sen kendi çoluk yani çocuğunun rızkından keserek evet. Bir şeyler yapıyorsun. Bu fedakarlıktır. Ama nereye kadar böyle gider? Gidebildiği kadar götüreceğim Milat Bey. Yani ben bu işe bu gençler için baş koymuşum. Yani bu da Doğu Kent Mahallesi de özellikle duysun bunu. Ben onların bu duyarsızlığına rağmen ben bu işe baş koydum. Nerede varırsa varsın. Yani ben gerekirse bütün zaten veriyorum. Gene de bütün maaşım ben bu yola harcamaya şimdi, varım yani. Değerli izleyenler, burada bir rant yok. Kesinlikle, bakın, kesinlikle. Burada bir rant yok. Zaten makbuz karşılığı evet, yardımlar evet, evet, oluyorsa evet. Alıyor. Herkes de inceleyebilir değil mi derneği? Kesinlikle, tabii. Ki devlet tabii. İnceliyor bunları. Tabii, dernekler masası var, valilik var, kontrollerimiz şimdi, var. Bu kulüp, bu adam diyeceğim, çok affına sığınarak. Estağfurullah, tamam estağfurullah. Değerli başkan, bu adam spora olan aşkından... Gençlere olan sevdasından, onlara katkıdan dolayı bu gönüllülük yapıyor. Sakın aklınıza, çünkü bizim insanımızda şu var. Ya bırak oradan bir şeyler kop. Aynen bana söyleyen de oldu. İnanın onu. Böyle. Menfaatin de senin bu işte. Ben bunlar zaman zaman, ben de eski bir sporcuyum. Ben de uzun yıllar basketbol oynadım. Ben çok iyi biliyorum ki bu işin cengaverleri var efendim. O cengaverlerden de biri değerli Başkan teşekkür Akın. Ederim. Kara Aslan, seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim amca. Yani senin sporuna ve gençliğe vermiş olduğun hizmetlerden dolayı. Yani ben... İlk defa tanıştık değil mi başkanım? Evet ilk defa tanıştık. Daha tanışmıyordum. Evet. Ama işte böyle insanlar üzerinde Türkiye'de ayakta duruyor ha. Bunu unutmayalım. Bu tip insanlar üzerinde, sanatta, sporda,
bazı okullarda bazı cengaver öğretmenler vardır. Fedakar, kendilerini telef eden. Hepimiz, yani bunlar hayat tecrübesi. Gördüklerimizle konuşuyorum, yanlış anlaşılmaz. Değil mi başkanım? Evet. Sen de yaşıyorsundur. Evet. Bazı kurumlarda, okullarda, sanatta, sporda, işte Mustafa Gür Başkan herkese yetişmeye çalışıyor. Kesinlikle. Yani evet. Ben onun fedakarlığını, geçenlerde de konuk almıştık Mustafa Gür Başkan'ı. Bir türlü beceremedi onu söylemek. Asikafa. TSKFA. Asikafa. Amatörspor Kulüpler Federasyonu. Evet. Orada takıldı, bizim tiyatrocularda vardı. Bir yere takıldı mı öyle gider. Asikafa. Kafe. Evet, Asikafa. Başkanımız Mustafa Gür'ü de tebrik ediyorum efendim kendisini. Evet. Gerçekten kim, hangi spor kulübümüz geldiyse buraya biz oradan bir şeyler görüyoruz diye. Yani Mustafa Başkanım, çok teşekkür ederim kendisine. Özel idareden bize malzeme desteğinde bulunuyor federasyon olarak tabii. Yani onun katkılarıyla. Artı bu yıl hiç yapılmamış bir olayı gerçekleştirdi. 82 ve 83 kulübe, evet, kulüp başına 2000 lira yardım aldırdı belediyede. Yani bu bizzat Mustafa Gür Beyefendi'nin kendi şahsi gayretiyle olan bir şey. Helal olsun. Helal olsun. Hiçbir her zaman da yanımızda, gece 3'te de olsa. Işte, evet evet, gece 3'te de olsa arıyoruz derdimizi, sıkıntımızı. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim. İnanın ki müthiş derecede arkamızdalar kulüplerimizin. Yani onun gayretleriyle belediye verdi. Tabii tabii, Mustafa Başkan'ın gayretleriyle. Bir şey demiyorum. Evet. Şimdi efendim bir mesajımız daha var. İzmir'den bütün sosyal medyadan da arkadaşımızın sürekli de izlediğini biliyorum Baki Bey. Güzel kardeşim. O şey kaldır ya oradan ya. Gakko Baki olsun. Gakkoş değil efendim. Gakko, senden ricam. Sen sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorsun. Has bir Elazığlı olduğunu da biliyorum. Ne olur o şeyi kaldır oradan. Biz Gakko'yuz ya. Gakkoş değiliz. Senden ricam. Bütün Gakko'lara selam. Hayırlı cumalar. Elazığlı Gakko Baki diyeyim. Eyvallah. Yanlış mı konuşuyorum? Doğru. Doğru. Doğrusu Gakko olur. Bence doğrusu da Gakko. Evet. Eyvallah. Senden ricam. Efendim, İstanbul'daki değerli iş adamı hemşerimiz Mehmet Özay'a kulübe desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz demiş. Doğu Kent Gençlik Spor Kulübü yönetimi. İşte. Yani ben onu zaten söyleyecektim, evet, kesinlikle. Ben sahaya çıkmak için forma Elazığ'da kaç tane iş adamıyla görüştüm, söyledim. Yani isim vermek istemiyorum burada. Gerekirse veririm de, yani ben çünkü kimseden bir gizli şeyim de yok. Yani bir formanın, 20 tane formanın bize maliyeti 1000 lira. İşte paramız yok, durumumuz iyi değil diye. Kime gittimse, yani gittiğim insanlar da hep de, yani inanın ki Allah daha var etsin ama, evet, variyetli insanlar 1000 lira bir 20 tane forma yaptırmadı. Ben Adıyaman'da bir iş adamına forma yaptırdım. İstanbul'da Adıyamanlı bir iş adamına. Adıyaman. Aynen, Adıyamanlı bir iş adamına hiçbir şey söylemedim. Direkt ben böyle bir laf ettim. Hemen telefonunu aldı, Adıyaman'ı aradı, direkt oraya talimat verdi. Ve bana forma yaptırıp gönderdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Mehmet Özay Bey'e de çok teşekkür ederim. Elazığlı kendisi, İstanbul'da iş adamı. Sağ olsun Zülfü kardeşimin çok iyi bir dostudur kendisi. Bir telefonla hiç kırmadı. Hemen anında formamızı yaptırdı bize, sağ olsun. Yani Elazığ'da göremiyoruz yani. Evet. İstanbul'dan Adıyaman'dan forma yaptırıyorum. Doğu Kent'te yok. Ben, Elazığ'da yok. Ben hemşerimiz başta Mehmet Özay'a iş adamı. İstanbul'da. Evet. Hem kulüp adına hem Elazığ gençliği adına çok teşekkür ediyorum. İnanın boşa gitmiyor. Bir tek kişiyi, bir gencimizi dahi kurtarabilirseniz belki cennetin kapısını açacaksınız Mehmet Bey. Adıyamanlı, utanarak söylüyorum, iş adamımıza da bir Elazığlı olarak. Adıyamanlı iş adamımıza da minnettarız efendim. Murat Bey'di ismi. Yani soyadın tam aklımda değil ama Murat'tı ismi. İnşallah alan almıştır. Bir şey demiyorum. Evet. Tabii bu arada değerli izleyenler, var ise desteği olanlar başkana, bize de buradan ulaşabilirler şimdi. Vallahi ağzım kurudu. Yani utancımdan inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani hocam bizim, inanın ki yani gelip göreceksiniz yerimde yaptığım tesisleri, hizmeti, gençlere verdiğim önemli değer. Yani ben işimden fedakarlık ediyorum. Ailemden fedakarlık ediyorum. Maç günü sabah 7.30-8'de ben en geç kulüpte olurum sabahtan. Evet. Çocukların kahvaltılarını kendi ellerimle hazırlarım. Masalarını hazırlarım. Her yumurtalarına kadar, her reçel, pekme, her şeyine kadar hazırlarım.
Çocuklar gelir, kahvaltılarını yaptırırım burada. İlgilenirim işte, hocalarımız gelir. Taktiklerini verir, konuşuruz, götürürüz maça. Çok şükür Allah'a kurban olayım, yani emeklerimiz de boşa çıkmıyor. Çünkü niye? Biz çocukları dışarıdan, sokaktan topladık, öyle diyeyim yani. Hani sokaktan derken yanlış anlaşılmasın benim bu lafım. Yani öyle kötü çocuklar anlamında değil yani. Yani yeni tanıdım, öyle diyeyim yani. Aldık, bunlara bir emek verdik, yetiştirdik. Gittik, 20 yedik, 15 yedik. Bana getirme, paranı yazdık, masrafını yazdık. Çıkartmaya getirme diyenler de çok oldu. Ama Mustafa Gür başkanımın haricinde bana destek olan da olmadı. O bana başkan getir vazgeçmeyesin. Hayır dedim, ben vazgeçmem. Çok şükür ki ben o 20 yiyen takım sonradan 8-10 atmaya başladı ve o takımdan 4 tane sporcuma transfer teklifleri geldi. İsteyenler de yani Elazığ'ın önünde gelen müessese kulüpler, özel idare, yol spor, belediye spor ki iki tanesini özel idare il dışına temsil edeceği için onlara verdim. 20 tane eşofman takımı verdiler bana kalecim için. O da yani yaklaşık şu an para çevirsen 4000 lira civarında bir para. Bunu da bir emeğimizin karşılığı. Şimdi yine Zülfü Bey, Doğu Kent Mahalle... Efendim şimdi burada bunları okumak istemiyorum, o ibareyi. Muhtarlar elbette şu anda seçime girecekler. Karalamak da hoş değil. Ben çünkü siyasi anlamda bir şeyler söylemek istemiyorum. Yani bizim hiç muhtarların içine girmeyelim. Bizim amacımız öyle değil. Biz kimseye karalamak için bir şey konuşmuyoruz. Evet, sakın öyle şey. Hatta geçen hafta Hüseyin Keskin abimizin mahallede bir programı vardı. Evet. Esnafın Sesi programı bizim Doğu Kent Mahallesi'ne esnafa geldi. Esnafa da özellikle seslenmek istiyorum değerli izleyenler. Kulübünüze sahip yani çıkın. Yani birkaç esnaf var. Berber Mehmet var. Ben ona senin ismini söyleyeceğim dedim orada. Berber Mehmet sağ olsun yani o çocuk. O iyi kötü yanımızda oldu. Var birkaç esnaf arkadaşımız var. Ama 10 lira param yok diyen esnaf da gördüm ben o mahallede. Ya 2 lira vermem. 2 lira. Bana 2 lira teklif evet. etti. Ekmek şimdi 1 lira. Başkanımız üzerine mesajlar geliyor. Onları da okuyalım. Çünkü belki destek olur. İyi günler. Ben Doğu Kent Spor oyuncularından Muhammed Şimşek. Öncelikle Akın hocamız güzel bir insandır. Ve ben Haziran ayında bu yana hep beraberdir demiş. Bence büyük takımlardan da oyuncularına çok önem veren bir insandır demiş. Ve benim derslerim kötüydü. Öncelikle hocam benle baş başa konuştu ve söz verdim hocama. Her akşam ailemi aradı ve bir saat ders çalışmam gerektiğini söyledi. Ben de çalıştım ve oldu demiş. Şu anda okulda iyiyim ve hocama borçluyum bunu demiş. Pete hocamın da çok emeği var hepimizin üstünde demiş. Evet. Ne kadar güzel işte. İşte bu olay i̇şte bahsettiğim bu bahsettiğim kaleci bu. Muhammed öyle Şimşek mi? Evet. Muhammed Şimşek. Buradan da kardeşime selam söylüyorum. İnşallah muvaffak olur. Hem okul hayatında hem sporunda. Milat abi severek izliyoruz. İyi yayınlar demiş bir izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım gerçekten meşakkatli bir iş yapıyoruz. Evet. Yani gençliğe hizmet veriyoruz. Ben gençliğe verilen emeğin boşa gitmeyeceğine inanıyorum. İnşallah. Sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eminim bu yayından sonra belki bazıları uyanır. Sana destek olurlar diye ümit ediyorum. İnşallah da olur. Kulübünüze destek olun, sahip çıkın diyorum. Sen de geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle bu imkanı sağladığınız için. İlk bölümünün sonuna geldik. Ekibinize, Hüseyin Keskin abime çok teşekkür ederim. Başkanım. Hepinizden Allah razı olsun. Bir de kulüp binamız var. Evet. Değil mi? Bugün tabii. Bir dahaki sefere inşallah görüntüler yetişmeye herhalde. İnşallah. Yani çok güzel bir kulüp binası oluşturmuşuz eyvallah. Orada. Bunu kulüp binamıza. Teşekkür ederim. Bu da senin şahsına eve. Yengemiz belki seni affeder. Vallahi yani yenge zaten görse belki bana kızar çünkü maaşımı bile oraya vermiş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi birazdan, lütfen biraz otur. Başkanım beraber kalacağız. Pardon. Birazdan çok kıymetli bir hekimimiz, uzmanımız bizimle birlikte olacak. Anne adayları, anneler, gebe olanlar, hamile olanlar diyeyim. Ekran başına merak ettiğiniz soruları Ayşe Baz hocamız bizimle, uzman doktor, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bizlerle birlikte olacak efendim birazdan. Sorularınız varsa özellikle bekliyoruz değerli izleyenler. Ben tekrar değerli başkanım Akın Kara Aslan Bey'e, Doğu Kent Gençliği'ne, Doğu Kent Spor Kulübü'ne verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten meşakkatli bir iş yapıyor, gençliğe yatırım yapıyor ve onu yalnız bırakmamanızı tavsiye ediyorum Doğu Kent halkı olarak ve buradan da sesleniyorum. İnşallah yerini bulur. Orada çok güzel bir şehir hastanesi yapıldı. Fethi Sekin
şehir hastanesi, devasa bir hastane biliyorsunuz. Elazığ tüm sağlık için oraya gidiyor. Evet. Minibüsçüler, sizlerden de destek bekliyor bu kulüp. Fethi Sekin Hastanesi'nin yönetiminden de bekliyor. Çünkü bir şehir, şimdi büyük şehir olacağız. Doğu kent belki merkez ilçe olacak. Evet. İlçelerden biri olacak. Büyüme böyle oluyor. Kulübüyle, sanatıyla, sanatçısıyla ve insanıyla, esnafıyla kalkınmak böyle olur diye düşünüyorum. Ne olur yardım edin. Birlikte kalkındırın. Maçlarını takip edin. O gençlere neler yapabilir? Gençliğe inanın bir defa. Güvenin diyorum. Destek verdiğiniz takdirde güzel yerin olacaktır. Hocam siyasilerden bir özel isteğim olacak. Özel derken yani yine kulübüm ben adına. Ben siyasete girmiyorum ama. Değil öyle değil. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben az önce yine anlattım. Şu an antrenman yapacak bir tesisim yok benim. Yani ben en kısa zamanda. Alan var. Yani şu an Doğu Kent'te işte bir fuar alanı olacak bir yer vardı. Tutmadı. Fuar olmayacakmış. Bir 54-55 dönümlük bir alan orada var. Bir de geçen yıl yazın bu cirit oyunlarının yapıldığı bir alan var. Yani şu anda Doğu Kent'te ben Milli Emlak'tan Belediye'den araştırdım. Şu an hiçbir metre yer yok Doğu Kent'te. Sadece bahsettiğim iki yer var. Oralarda kullanılabilir mi? Yani ben geçici çok de olsa kullanılabilir. Yani ben çok acilen bir saha istiyorum yani. Maç yapacağım bir saha. Çünkü ben oradan buraya diyorum ya her gelişinde ben 100 lira para veriyorum. Artı ben en önemlisi ben kendi mahallemde oynarım. Kendi seyircim gelir, kendi mahallem çocuklarımın aileleri gelir. Bu işi yani onlardan acil değilim. Bir saha istiyorum. Git bu adaylara yapış. Ben siyasete girmiyorum ama Doğu Kent için gerekirse yalvar. Sen ki hocam her şey yaptım. Biliyorum. Her şey yaptım yapmış, ben. Yapmış. Koparırsın diye düşünüyorum. İnşallah. Hangisi bakalım. Kazanırsa evet. Takdir halkın tabii ki. Bizim hiç kimseye bir yakınlığım benim söz konusu değil. O herkesin bir kendine bir yani bizim, oyu var. Onu da götürüp verecektir. Ama hepsi de değerli insanlar. Elazığ insanları. Yani biz mahallemiz için istiyoruz. Adaylar. Gençlerimiz için olsa şahsımızla alakalı değil. Yani bizim kimseninle şahsı bir problemimiz yok. Değil yani belki eleştirdiğimiz insanlara oy vereceğiz yani biz. Ama yani biz mahallemiz için istiyorum ben. Çocuklarımız evet. için istiyorum. Kulübümüz için istiyorum. Yani ben yoksa benim şahsımla alakalı hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Başkan sana tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gidiyoruz sağ olun. Şöyle bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanı çok kıymetli Ayşe Baz bizlerle birlikte olacak efendim. Ben başkanım tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Reklamlara gidiyoruz efendim. Reklamlar. Evet değerli izleyenler, tekrar huzurlarınızdayız, karşınızdayız, mutfağımızdayız efendim. Ve çok kıymetli uzmanımız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ayşe Baz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mutfağımızdayız, sohbet edeceğiz hocam. Kahvemizi içeceğiz. Evet, şimdi şöyle yemeğimizle yapılıyor efendim. Şöyle ben bir hatırlatmakta fayda görüyorum değerli izleyenler. İlk bölümümüzde, reklam öncesi bölümümüzde Doğu Kent mahallemizin bir spor kulübü var. Oranın başkanı çok değerli Akın Karaaslan Bey buradaydı. Sorunları konuştuk, sohbet ettik ve yemeğimiz. Hemen şefimizin yanına geçiyorum. Şefim, tabii bugün Meryem'imiz olmayınca iş sana mı düştü biraz? Evet. Şefim. Hoş bulduk. Merhabalar. Patateslerimiz kızarıyor. Evet, yanına garnitür. Ciğerimiz? Ciğerimizin ilk aşamasını yaptık. Neydi? Evet. Un, karabiber ve tuzlu. Evet. Arnavut ciğer. Kapatmış mısın her zamanki gibi? Ne kapatmışım. Evet. Ne yaptık? İlk başta ciğerimizi unumuzla, karabiberimizle, turumuzla harmanladık, kızarttık. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Mor soğanlarımızı halka halka doğrayacağım. Sarımsağımla birlikte soteleyeceğim. Ardından çok fazla sotelemeyeceğim. Biraz soteledikten sonra ciğerlerimi atıyorum. Birlikte soteleniyorlar. Piştikten sonra da maydanoz. Maydanoz. Evet. Peki salataya sonra mı geçeceğiz? Salatamı hatta şimdi yapayım. Şöyle bir malzemelerini görelim salatamızın tekrar değerli izleyenler. Ne salataydı şefim? Tabule salatası. Tabule salata.
tabule. Benim de bilmediğim bir salata. Evet, tabule salatamızın malzemelerini ben tekrar okuyayım. 2 demet maydanoz, 1 demet taze soğan, taze nane, 6 adet taze soğan, 3 adet orta boy domates, 1 çay bardağı ince bulgur, 1,5 çay bardağı sıcak su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi arzuya göre kullanıyorduk ve tuzumuz var. Tuzumuz var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunları bir araya getireceğiz. Karıştıracağız herhalde değil mi? Evet. Ne yapacağız? Söyleyelim. Şimdi ilk başta ince bulgurlarımızı sıcak suda yumuşattık. Yumuşattıktan sonra da zaten taze soğanlarımızı küçük küçük doğradık. Nanelerimizi küçük küçük doğradık. Maydanozumuzu, domatesimizi doğradık. Bunları harmanlayacağız. Sonra da bir salata yapar gibi ne yapıyorduk? Limon suyumuzu, tuzumuzu, zeytinyağımızı arzuya göre de nar ekşimizi ilave edip salata yapacağız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, ben hocama artık geçeyim. Hocam da heyecanla bekliyor. Evet. Çünkü çok faydalı bilgiler verecek. Anne adaylarına yakında böyle doğum yapacak, hamile kalmayı düşünen annelerimiz. Dünyanın en güzel mutluluğu değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Bizler de tanıdık. Dünyaya bir evlat getirebilmek. Kesinlikle. Ve bunlara da en büyük yardımcı sizler bu. Doğum uzmanlarısınız. Hocam nereliyiz? Adanalıyım. Mutfağın menbaalarından bir aynen şehrimiz öyle. Gerçekten. Çok güzel bir mutfak. Adana mutfağı da. Yemekle aramız nasıl? Biraz seçiciyim. Bu özelliğimi de sevmiyorum ama yani. Ciğerle? Maalesef. Yapmayın. Üzülerek, Adana mı? Üzülerek söylüyorum. Evet. Anneyiz aynı zamanda. Evet. Dünyanın en şerefli mesleği bence anne kesinlikle olmak, en güzel olayı. Tabii babaları da göz ardı etmemek lazım, o da meşakkatli. Hocam şimdi böyle beslenmeyle girmek istiyorum. Yemek programı, evet. Mutfak programı. Hamilelikte beslenme nasıl olmalı? Çünkü hamileler böyle hani aşererler ya, çok ilginç şeyler de isteyebilirler. Evet, evet. Sebebi ne? Bu gebelikte artan hormonlardan kaynaklanmaktadır. Bu hormonlara bağlı olarak bazen normalde hoşlarına gitmeyen bir şeye karşı bir aşırı bir istek duyabilirler. Veya normalde tiksinmedikleri kokulara karşı veya yemeklere karşı da böyle bir tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Tamamen gebelikte artan hormonlarla alakalı. Hormonlarla alakalı. Aynen. Evet. Üçüncü aydan sonra genellikle rahatladıklarını görüyoruz bu tür hastalarımızın. Evet. Ben eşim hamileyken hayatta sevmediği sakatatı istemişti mesela. Kelle paça istemişti. Hiç yemeyeceği bir şey. Şu anda versem şu anda da yemezler. Kömür isteyen, kül isteyen duydum. Onlar biraz. Ağaç kabuğu isteyen duydum. Aynen, toprak. Çok ilginç toprak. Aynen, bu demir eksikliği kansızlığının da bulgusudur zaten. Değil mi? Onlar da biraz işaret veriyor aslında. Aynen aynen kesinlikle. Evet. Şimdi hocam nasıl olmalı peki? Yani nasıl beslenmeli bir hamile? Beslenmesine elbette ki dikkat edecek. Çünkü iki can diyoruz ya. Aynen öyle. Hem anne karnındaki bebeğin fiziksel ve bedensel gelişiminin sağlanması hem de annenin normal yaşam fonksiyonunu devam ettirebilmesi için gebelik sırasında fazladan daha fazla enerji alınması gerekiyor. Daha fazla protein, demir, folik asit gibi vitaminlere ihtiyaç duyulmaktadır. O yüzden bu vitamin, mineralleri gerekli besinleri alabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi gerekiyor anne adaylarının. Ve yine gebeliğe olumsuz etkileri bulunan sigara gibi, alkol gibi bazı risk faktörlerinden uzak durduğu zaman sağlıklı bebekler dünyaya getirebilir. Oraya geleceğim hocam. Aynen. Çünkü çok önemli bir konu. Evet, kesin. Hele o hamilelikte o kötü alışkanlıklar değil mi? Tamamen evet. Çocuğa zehir enjekte ediyoruz ya değerli izleyenler. Kesinlikle. Hocam daha iyi bilir tabii, ben hakem kesiyorum yine evet, her zaman gibi. Olabilir. Ben şöyle bir tekrar hocamı takdim etmek istiyorum, belki unuttum. Elazığ Özel Doğu Anadolu Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Ayşe Baz bugün bizlerle. Sorularınızı özellikle bekliyoruz. Anne adayları, anneliği düşünenler, rahatsızlıklar olanlar değil mi kadınlarımız? Kesinlikle. Çünkü çok önemli bir konu ve hocamız da gerçekten alanında tam bir uzman. Biz tabii hocamızı çağırmadan önce bir araştırma da yapıyoruz. Çok memnun verici şeyler aldık hakkında. Yaklaşık bir yıldır buradasınız. Evet. Bir yıllık bir sürede isim yapmışsınız hocam. Teşekkür tebrik ediyorum. Ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi hocam, beslenme yani süt mesela, hayvansal, doğal ürünler mi tercih etmeli anneler?
temiz olduğunu biliyorsak eğer öncelikli olarak doğal süt istiyoruz. Ev yapımı yoğurt tüketilmesini istiyoruz. Ancak hani temizliğine çok güvenmediğimiz zaman ambalajlı süt, yani pastörize süt öneriyoruz. Yani genellikle şu an itibariyle ben gebelerime doğal süt kullanmalarını ama temiz olduğunu iyice araştırıp güvenilir yerlerden alabiliyorlarsa eğer doğal süt kullanmalarını öneriyorum. Kalsiyum içeriği daha yüksek oluyor. Pastörizasyon gibi işlemlerle birazcık evet. Kalsiyum içeriği içindeki vitaminler vesaire azalabiliyor. O yüzden doğal süt öneriyoruz. Şimdi hocam günümüzde artık eskisi gibi doğal ürünler pek bulamıyoruz. Maalesef. O yüzden biraz seçici olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hani kilo kaybı. Bazı anneler de çok hassas. Ben doğumdan sonra çok kilolu mu kalacağım? Efendime söyleyeyim ben az yiyeyim. Aslında bu nasıl korunacak? Yani kilosunu da korumak istiyor. Hem beslenmesine yerinde olmalı. Evet, evet. Ek besinler de alması gerekiyor. Şimdi gebelikte ideal kilo alımı aslında anne adayının gebelik öncesindeki kilosuna bağlıdır. Zayıf annelerin biraz daha fazla kilo alabileceklerini düşünüyoruz. Mesela biz bununla ilgili ortalama yok, olarak şey var, mıdır? Var. Aynen öyle. Vücut kütle endeksi dediğimiz değerimiz küçük olan, düşük olan hastalar, zayıf hastalar hamilelikte 12 ila 18 kilo kadar alabiliyorlar tüm gebelik boyunca. Normal kiloya sahip olan gebelerin 9 ila 12 kilo, 15'e kadar da hani bekleyebiliyoruz. Ama vücut kütle endeksi yüksek olan şişman hastalarımızda 7 ila 11 kilo arasında kısıtlanması gerekmekte. İlk 3 ay zaten hani bulantı, kusma gibi durumlardan dolayı çok bir kilo alımını beklemiyoruz işin açığı. Ortalama ayda 0,5-1 kilo olarak bekliyoruz. İkinci 3 aylık dönemde yine aylık 1-1,5 kilo ama son 3 ayda artık aylık 2 kiloya kadar kilo alımını istiyoruz. Beklediğimiz durum budur. Sağlıklı bebekler dünyaya getirilebilmesi adına. Tabii biz gelen hastalarımıza mutlaka aylık olarak kontrollerimizde kilo takiplerine bakıyoruz. Uygun mu değil mi? Eğer bir problem varsa diyet düzenlemesi adına diyetisyen arkadaşlarımıza yönlendirebiliyoruz. Bu şekilde minik minik dokunuşlar şimdi, yapmamız gerekebiliyor. Aylık kontroller de önemli değil mi hocam? Tabii ki kesinlikle. Şimdi bu konularda hele ilk hamileliklerinde hanımlar biraz tereddütlüler. İşte aman duymadım. Tekme atmadı. Evet. Bu endişeler yaşıyorlar. Evet. Yani bu konularda da biraz bilgi vermenizi rica ediyorum. Rahatlatmanızı istiyorum daha ziyade. Yani bebek hareketlerinin azalması veya hissedilmemesi gerçekten önemli bir durum. Kesinlikle. Bazı sıkıntılı durumların ön belirtisi olabiliyor. Hani biz de özellikle gebelerimize bebek hareketlerinde azalma olursa mutlaka gelin bir değerlendirelim diyoruz. Ama gün içerisinde bebeğin de uyuduğu dönemler olabiliyor. İşte evet. Özellikle beslendiğimiz zamanlarda biraz bebek hareketleri artabilir. Onun haricinde eğer o gün iyi beslenemediysek, çok ayakta kaldıysak, ciddi kansızlığımız varsa böyle durumlarda bebek hareketlerinde bir miktarda olsa azalma olabiliyor. Fakat hani gerçekten onları dile getirdikleri şeye hani önem vermek lazım. Bizim için çok önemli çünkü. Bu da bir bebeğin iyilik halini değerlendirme açısından önemli bir kriter. Bebeğin anne karnındaki hareketlerini hissetmesi. Ne kadar süre? Mesela hareketsiz kaldı. Endişelenelim. Yani şimdi daha anneler adına konuşuyorum. Yani 1-1,5 saat kadar bebekler tabii uyuyabiliyorlar. Sabah 8'den akşam 8'e kadar 12 saatlik bir zaman diliminden en az 10 kez hareket etmesini bekliyoruz bebeklerin. Bu şekilde zaten hastalarımıza takip etmelerini istiyoruz. Tabii ki ilerleyen haftalarda bebeğin suyu azalıyor, kendisi büyüyor, artık rahim içerisinde sıkışıyor. Sıkışmak demeyelim de hani artık yeteri kadar güzel hareket edemediği dönemde özellikle 37. haftadan sonra tabii ki azalacaktır biraz bebek hareketleri. Eskisi kadar olmayacaktır ama 12 saatlik zaman diliminde en az 10 kez hareket etmesini istiyoruz bebeklerin. En az gün içerisinde evet, 10 defa hareket etmesini aynen. bekliyoruz diyorsunuz. Peki hocam merak ediyorum. Anneler genelde ne soruyor yeni adaylar? Sizlere hani geliyorlar. Neler danışıyorlar? Ne gibi sorunlarını elbette ki özel soruları hariç. Yani nasıl beslenmeleri gerektiğini soruyorlar. Bizim sorduğumuz. Nelerden evet. uzak durmaları gerektiğini soruyorlar. Onun haricinde size söyleyebileceğim kilo alışıyla ilgili tabii sıkıntıları varsa bunlarla ilgili neler yapabileceklerini soruyorlar. Özellikle kan grubu uyuşmazlığı olan gebeler biraz hassaslar. Bir de o sorun var. Evet. Yani biz de eşimle
evlendik, çocuğumuz olacağı dönemde bu kar uyuşmazlığı, hani erkekte bilmem ne olursa, kadında bilmem ne grubu olursa sorun. Bu konu hakkında da biraz bilgi alayım sizden. Şimdi annem, eğer annemizin kan grubu negatif ise, grubu fark etmiyor. Annemizin kan grubu negatif, babamız da pozitifse, bu iki çift arasında kan grubu uyuşmazlığı vardır. Böyle durumlarda anne negatifse, anne negatif olacak, babamız da pozitif olacak. Bu kural lazım kan grubu uyuşmazlığı diyebilmemiz için. Ve uyuşmazlıkta gebe kalmadan önce ek bir şey yapmamıza gerek yok. Yalnız gebelik boyunca herhangi bir vajinal kanama olduğu zaman gebelerin 72 saat içerisinde kan grubu uyuşmazlık iğnesi dediğimiz bir iğne yaptırmaları gerekiyor. Bu iğne bebekle anne arasındaki etkileşime göre hani bebeğin etkilenmesini, bu kan grubu uyuşmazlığının etkilenmesini önlüyor. Yani dünyanın sonu değil. Bunlar yani evlenemez aynen, diye bir şey yok. Çocuk aynen, yapamazlar diye bir aynen, şey yok. Aynen asla. Onlar çok eskide kaldı. Değil mi? Yani evet. Artık her öyle şeyin çözümü var. Biz böyle durumlarda hastalarımızı uyarıyoruz. Bu konuda uyanık olun. Herhangi bir kanama olursa mutlaka başvurun. Bir de doğumdan sonra bebeğin kan grubuna bakılıyor. Bebeğin kan grubu anneyle aynıysa, negatifse yine bir şey yapılmıyor. Ama eğer pozitifse o zaman bir sonraki gebelikte problem olmasın diye doğum sonrasında da yine aynı kan grubu uyuşmazlık iğnesi yapılması gerekebiliyor. Bir de taramalar var. Evet. Ben böyle artık sorularımı, kendi sorularımı bıraktım. Birdenbire o eşimin doğum zamanındaki sorular. Üçlü tarama. İkili tarama, üçlü, tarama, dörtlü tarama testlerimiz var. O zaman üç vardı, şimdi dört oldu mu? Dört de var, evet. Harika, gelişiyoruz. Aynen, aslında bunların hemen hemen hepsi aynı hastalıklarla ilgili bir risk grubunda olup olmadığımızı belirliyor. İkili test 3 ay civarı yapılıyor, üçlü dörtlü testlerimiz var. Bunlar 4 ay civarı yapılıyor. Bunlar anneden amacı, ne hocam, amacı bu Down sendromu dediğimiz zeka geriliğiyle giden tipik yüz görünüm olan Mongol bebeklerimiz var. Bunlar ultrasonografik olarak anne karnındayken hiçbir bulgu vermiyorlar. Hani bu bebekleri saptayabilmek adına geliştirilmiş testler. Bunların tabii yanılma payları olabiliyor. Gebelerin kafalarının bazen karıştığı durumlar olabiliyor. İsteğe bağlı bu testler. Bütün çiftler illa yaptırmak yok, zorunda değil. Biz önermekle yükümlüyüz. Hasta kendisi karar veriyor. Hani bazı aileler neyse ne kabulüm diyor. Kabul. Bir şeyi değiştiremeyeceksen İnancı diyor. İnancı da gereği hani, kabul edenler. Yani, Allah ne verdiyse benim başımın üstüne diyenler. Böyle düşünen insanlar çok fazla. Ama kimisi de diyor bir kan testi değil mi? Bir yapalım, bir görelim gibilerini. Sadece annenin bir kan vermesi. Bir de aynı gün içinde ultrason yapılması gerekiyor bu testlerin yapılması çok için. Çok güzel. Sorunlu değildir. Hocam bir de folik asit. Evet, kullanım. Evet, evet, aynen. O kan hakkında ben de ne folik asit de önemli bir konu da. Kesinlikle hücre büyümesi ve gelişmesi için gerekli B vitamini grubu bir vitamindir. Bu folik asiti normal olduğu annelerin bebeklerinde anormallere göre özellikle beyin ve omurilikle ilgili anormallik olma ihtimalinin az olduğu görülmüş. O yüzden anne adaylarının gebe kalmadan 3 ay öncesinden gebelik oluştuğu zaman da bebek 12. haftaya kadar yani 3. aya kadar günde 400 mikrogram civarında folik asit başlanmasını istiyoruz. Ki bu sayede bebekte beyin ve omurilikle ilgili anormallik, nöral tüp defekt dediğimiz halk arasında sırt açıklığı ile giden, işte beyinde genişleme ile giden nöral tüp defekt dediğimiz anomallerin görülme sıkıntısını azaltmış oluyoruz. Eyvallah. Hocam rahatladık değil mi? Biraz daha iyiyiz. Çayımızı içelim ne olur. Mutfağımızdayız. İnşallah. Evet tabii. Ben şöyle mutfağa da tekrar bakmak istiyorum. Hocamı da şöyle böyle soru yağmuruna tuttum ama sohbet ediyoruz. Aynen hocam, aynen. Eyvallah. Anam salatamız dolmuş. Hocam salata yeriz ama değil mi? Tamam ona yok. Ona yok. Yemiş miydiniz yani bu salatayı? Ben ilk defa tadacağım. İlk defa duydum. Ben de merak ediyorum. Böyle bulgur az kısır gibi. Evet. Değil mi? Evet. Merak ediyorum. Tamam. Şimdi senin sayende bilmediğim yemekleri yiyorum. Yani. Öyle mi? Bak bu sevindirici benim açımdan. Vallahi. Ama. Güzel. Vallahi lezzetine de güveniyorum şefim. Teşekkürler. Şimdi, ama ciğeri severim. Ciğeri biliyorum. Çok seviyorsunuz. Değil mi? Çok çok seviyorsunuz. Ciğer güzel olur. Kelle paça yapmıştık geçti Çanakkale'de biliyorsun. Evet gelmişlerdi beyefendiler. Antep usulü yapmıştık. En kısa zamanda evet, da bir Elazığ usulünü de istiyorum. Tabii ki. Sen yedirmiş miydik sana? Biraz tattırmıştık. Tattırdınız evet. Bu sefer Elazığ usulünü tattırmışız. Neydi evet, öyle olsun. Şimdi Adanalı'nın yanında sakatat. Vallahi bir de ciğeri sevmiyor hocam ya. Vallahi çok ilgimi çekti. Olabilir tabii sevmeyebilir. Ben hocam sevmiyorum. Eşini sever mi? O bayılır dermişsiniz. Yani o da orta diyelim. O da çok düşkün değil yani. Buradan da selam olsun değerli eşinize. Hocam selam yollayabilirsiniz. Mesai arkadaşlarınıza. Beni buraya hazırlayan arkadaşlarım var. Onların hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hocam şimdi geldik hassas konuya. Evet. O hani kötü alışkanlıklarımız. Evet, evet. Efendim alkol. Sağlıkla ilgili konuştuğumuz için söylemekte beis görmüyorum.
Sigara, namussuz şey. Ne yapacağız? Tiryaki, hamile. Öncelikli günde olarak, iki paket içiyor. Eyvah eyvah. Eyvah ki nasıl eyvah. Çok sıkıntılı. Kesecek bir kere, gebelik planlayan bayanların sigara dumanına bile maruz kalmaması gerekiyor. Sadece gebelik sırasında değil, gebelik öncesinde de buna dikkat etmesi lazım. O yüzden anlattığınız gibi bir tabloya sahip, bağımlı olduğunu düşünülen bir anne adayının daha öncesinden mutlaka tedavi olması gerekiyor. Yani iki paket çok çok yüksek oranda. Ya çünkü, ben apaket söyledim. Bir de olabilir. Yani, hani, yarım da olabilir. Yani ama hiç olmamalı. Gibi, sigara dumanına bile maruz kalınmaması öneriyoruz gebelik boyunca. Sigara içindeki nikotin ve karbonmonoksit maalesef bebeğin beslenmesini bozabiliyor. Anne karnında gelişme geriliği, düşük doğum ağırlıklı bebek, düşük veya yarık dudak damak gibi bazı anomalilere yol açabiliyor anne karnındaki bebekte. Tabii anneyle de ilgili başta solunum sistemi olmak üzere kalp damar sistemi ve birçok organ sistemlerinde maalesef istemediğimiz etkilere yol açabiliyor. O yüzden sigarayı ne kadar içiyorsa da anne adayı ne kadar erken dönemde bırakırsa o kadar daha az riskli olur gebelik açısından. Biz bu tür anormallikleri de gördüğümüz için hastalarımıza mutlaka uyarıyoruz. Hastamızın etrafındaki insanları da uyarıyoruz. İçirttirmeyin. Aynen. Solumasın. Kesinlikle. Yanında aynen. İçmeyin. Aynen. Bu sigara aynen. Kapısı. Aynen. Bir de alkol var. Alkol, o da aynı evet. Şekilde. Daha beter aynen, belki de. Aynen kesinlikle. Anne kanında artan alkol hemen bebeğe geçebiliyor bebeğin eşi aracılığıyla ve bebekte istemediğimiz etkilere, düşükle, ölü doğumla. Onun haricinde fetal alkol sendromu dediğimiz bir sendrom vardır. Tipik böyle yüz görünümü vardır, beyinle ilgili anormallikler ve daha diğer tüm sistemlerde etkili anormalliklere yol açabiliyor. Alkol için de aynı şey geçerli. Gebelik öncesi mutlaka bunun önleminin alınması, tedavisinin alınması lazım. Gebelik sırasında da hiçbir dönemde kullanılmamasını öneriyoruz. Evet. Hocam yani kesinlikle her ikisini de önermiyoruz. Kesinlikle. Diyelim. Değil aynen. Mi? Yasaklıyoruz. Aynen. Yani bunun işte az içeyim. Ya şundan işte az içeyim. Hiç. Kesinlikle. Aynen. Hiçbir yolu yok. Hiç yok. Pazarlık hiç yok. Hocam pazarlık. Mümkün değil. Başka konularda olabilir ama bu konularda olmasın. Evet. Hocam sadece tabii şimdi alkol dedik, sigara dedik ama bunun yanı sıra yasakladığınız başka şeyler de var. Değil mi? Evet. Mesela çok fazla hanımlarda son zamanlarda çok yaygın olan. Hani mutfakta oturuyoruz ya, kahve içiyoruz evet, ya. Evet, evet. Kafeinli içecekler efendim. Aynen öyle. Bunu işte onun ne ölçüde? Hiç mi yok? Yoksa azıcık yok. Bir önerimiz var mı? Var, evet kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü. Ben soruyorum ama siz de soru kendi yani tabii, tabii. Genelde iyi gidiyorsunuz. Evet. Benim de istediğim buydu zaten. İyi gidiyorsunuz. Günde 200 miligrama kadar kafein kullanılabilir diyor gebelikte. 200 miligram. 200 miligrama kaç kadar fincan? Aynen. 1-2 fincan kadar Türk kahvesi ya da Nescafe'ye izin veriyoruz ama kafein sadece çay kahvede değil. Kolalı içeceklerde, çikolata gibi kakao içeren hı. Gıdalarda da olduğu için bunun ayarını iyi yapmak lazım. Ama biz normalde gebelerimize 1 fincan kadar Türk kahvesi ya da Nescafe tüketmelerine izin veriyoruz. Çayı açıp içtikleri sürece aman aman çok büyük bir sınırlama getirmiyoruz. Ama yine de ne kadar az çay tüketirsek o kadar iyidir. Çünkü demir emilimini bozuyor. Çay, kahve tüketilmesi yemeklerle birlikte demir emilimini bozduğu için özellikle hani ondan da o şekilde bir demir emilimini bozduğu için kısıtlama getirmemiz gerekiyor çay açısından da. Çok güzel. Yani bunlar da önemli. Hocam bir de ben şey merak ediyorum. Hani artık o kadar teknoloji gelişti ki, o kadar yöntemler oluştu ki. Neredeyse anne olamama gibi bir şans kalmadı. Değil mi? Öyle demeyelim ama bundan 20-30 yıl önceki duruma göre çok çok daha yani iyi durumdayız. Yani gün geçtikçe aynen, de gelişiyor aynen, teknolojiyle aynen. Birlikte doğru orantıda. Böyle hani hamileliği tadamayacak, tatmamış annelere bir tavsiyeniz var mı? Yani muhakkak böyle hani halk arasında çok yaygın. Ben buraya biraz girmek istiyorum. Hani ne derler? Koca karı ilacı. Koca kadın ilacı. Değil mi? Hı hı. Bunlardan ziyade bir hekime sizlere gelmelerini mutlaka. Ben özellikle tavsiye ediyorum. Hı hı. Belki hiç ummadığınız bir sonucu göreceksiniz. Yöntemini bulacaksınız kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yönlendiriyorsunuzdur. Bazı evet. Tüp bebek gibi farklı yöntemlere. Gibi ben bu konu hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Tabii ki. Eminim izleyicilerimiz de öyle anneler adaylarımız da var. Doğrudur. İnşallah Allah herkese tattırsın. Dünyanın bir kadın için en güzel özelliktir. Değil mi anne olabilmek? Kesinlikle. Ne diyeceksiniz?
Şimdi çiftler bir yıl boyunca çocuk sahibi olamadıkları zaman, çocuk isteyip çocuk sahibi olamadıkları zaman artık infertil dediğimiz kısırlık tanımını koyuyoruz. Ve bu tür çiftlerin hem annenin, yani hem bayanın hem de erkeğin incelenmesi gerekmektedir. Bir kere yumurtanın güzel büyüyebilmesi lazım, çatlayabilmesi lazım gebelik olması için. Yine anne adayının tüplerinin açık olması lazım. Eşte spermlerin normal sayıda ve fonksiyonda hareketlilikte olması lazım. Bunlar için hem annenin hem baba dayının diyelim. Çünkü genellikle erkekler maalesef çok incelemeye katılmak istemiyorlar. Biraz zorluk çekebiliyoruz. Hocam biraz da cahiliz toplum olarak. Çocuk olmayınca hemen kadını suçluyoruz. Aslında aynen, bu aslında öyle. Ya böyle aynen. Değil. Aynen. Beyler tedaviden kaçmayalım. Değil mi hocam? Aynen, doğru. Ben bir erkek olarak söylüyorum. Kesinlikle. Ya bir de tabii babasın diyorlar, rahatsın. Konuş. Evet. Bayanla ilgili incelemeler biraz daha karışık olabilir ama erkeğin sadece bir sperm örneği vermesi zaten yetiyor. Aslında erkeğin incelemesi çok çok daha kolay. Belki çok basit minik anormallikler vardır müdahale edilmesi gereken. İşte erkek incelemede biraz geciktiği zaman anneye gereksiz işlemler yapılabiliyor aslında. Hani gereksiz tedaviler uygulanabiliyor. Bu arada anne çok gezebiliyor. O anlattığınız ilaçlardan kullanmak zorunda kalabiliyor. Yani birlikte yani. Çiftlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Ben buradan o mesajı vermek Eyvallah. İstiyorum. Eyvallah. Şimdi hocam sorularımız da geliyor. Müsaadeniz var tabii mı? Ki, okuyabilir tabii miyim ki. Sorularımızı? Sonra benim kendi hazırladığım sorularım var efendim. İş kadın hastalığı olunca, doğum olunca ben de oturdum şöyle. Hazırlık yaptınız. Bir şey yaptık tabii, hazırlık yaptık. Elazığ Kongresi'ni canlı yayın olarak verecek misiniz? Vallahi reji zannediyorum şu anda yönetim çoğunluğu bekliyor. Şey olursa verecekler diye düşünüyorum. Bu kadarını biliyorum sadece. Ayşe hocamıza soru sorabilir miyiz buradan demiş. Tabii ki sorabilirsiniz. Hocam tedirgin olmayın. Genelde işte hastaların sorduğu sorular malum biliyorsunuz. Tabii. Tabii ki sorabilirsiniz. Hocam demiş, eşim iki kere sezeryanla doğum yaptı. Ben oraya girecektim. Çok güzel bir yerinde girdiniz. Şimdi ben soruyu şurada bırakıyorum ama okumaya devam edeceğim. Ben kendi sorumu ileteyim çünkü belki alacaksınız oradan çıkartacağız. Hocam genelde hanımlar, yeni hanımlar, böyle yeni gençlik, anne adaylar. Niye sezeryan tercih ediyorlar? Ben biliyorum ki hekimlerimiz hep doğal yöntemle doğumu önerirler. Aynen ama o acıdan mı kaçmak istiyorlar bilmiyorum. Yani neden? Daha önce yanında konuşulanlar, anlatılanlar birazcık psikolojik olarak gebeyi hani korkutuyor işin açığı. Yapamayacağım korkusu çok var gebelerimizde. Hani ben bunu yapamayacağım, bu ağrıya katlanamayacağım. Gibi düşünceler var. Endişeler en büyük. Aynen aynen. Bir de hani tabii normal doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalmasından korkabiliyorlar. İlerlememe gibi durumda bebeklerine herhangi bir zarar geleceğinden korkabiliyorlar. Tabii bu tür endişeleri de olduğu için bazı hastalarımız maalesef direkt bu endişeleri sezer. Var. Aynen aynen kesinlikle. Ama en güzel doğum yöntemi de kesinlikle önerdiğimiz normal doğumdur. Normal fizyolojik doğum. Olan budur zaten. Bizim istediğimiz de budur. Tabii anne veya bebeği ilgilendiren sıkıntılı durumlarda bir yan yol olarak sezeryanı seçmemiz gerekiyor. Zorda kaldığımız zaman seçmemiz gerekiyor hocam, ama fizyolojik olan normal. Sizin de ününüz oradan doğum. Geliyor biraz. Harika bir doğumcuymuşsunuz. Onu teşekkür ederiz. Duyumları aldık. Sağ olun, gerçekten sizi çok tavsiye ediyor. Sağ olsunlar. İnsanlar birbirlerine. Sağ olun, tebrik ederim. Ediyorum. Sağ olun. Şimdi soruyu tekrar ediyorum. Benim. Onun üzerine. Hocam eşim iki kere sezeryanla doğum yaptı demiş. Başka çocuk istemediğimiz için tüpleri bağlatmıştık. Aradan 5 yıl geçti. Şimdi tekrar çocuk istiyoruz. Acaba geri dönüş var mıdır? Evet, geri dönüş var. Tabii tüplerin ne şekilde bağlandığı önemli, değişik şekillerde bağlanılabiliyor. Garantisi olmamakla beraber tüpleri açma operasyonları yapılabiliyor. Bu operasyonlarda hani görmek lazım. Hani garantisi yok. Neden? Çünkü çok ciddi yapışıklıklar olmuş olabiliyor. İki tüpün kesilmiş, ayrılmış olan kısımların birleştirilmesi gerekebiliyor. Bu her zaman çok kolay olmayabiliyor. Ameliyatlarla genellikle başarı oranı yüksek olabiliyor. Bir diğer yöntem hani tüp bebeğe gidilmesidir ama tüp bebek öncesinde tüplerin açılması için operasyon gerekebilir. Yani. Değil mi? Tüm aynen. Yöntemleri denemekte aynen. Fayda aynen. Var. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar efendim. Cem'i cümlemizde hayırlı cumalar olsun. Hep birlikte inşallah cumalarımızın memleketimize hayır getirsin. İnsanlığımıza, İslam alemimize. Ben 5 yıl önce doğum yaptım demiş. 5 yaşında bebek preklemesi sıkıntısıyla erken doğdu demiş.
gebelik zehirlenmesi demek istemiş olabilir. Preeklemsi. Evet. Herhalde, yani yanlış yazmış olabilirler. Zorlu bir süreç yaşadık. Şimdi ikinci çocuk düşünüyoruz. Tekrar aynı durumu yaşama olasılığım nedir demiş hocam. Yani maalesef bir kez gebelik zehirlenmesi geçiren anne adayların ikinci gebeliklerinde de aynı şekilde gebelik zehirlenmesi geçirme ihtimalleri artıyor. Normal diğer popülasyona göre, ama bu demek değildir ki illaki bu gebelikte de gebelik zehirlenmesi olacak diye bir şey yok. Ama tedbir de alınabilir. Aynen öyle. Genellikle gebelikte gebelik zehirlenmesi 5. aydan sonra ortaya çıkmaktadır. Sıkı kontrollerle, sıkı takiplerle kontrol altına alınabileceğini düşünüyoruz ve bunun için sıkı takiplere gitmesi gerekecek bu hastamızın. Evet, teşekkür ederim. Hocam 75 kilo ile hamile kaldım demiş. Hı hı. Şu an 7 haftalık hamileyim. Hı hı. Ve sizce en son kaç kilo ile doğumu görmeliyim? Girmeliyim demiş. Tabii vücut kitle indeksi de önemli. Hastanın boyunu bilemiyoruz ama hani genellikle... Boyunuzu da yazın ne olur. Evet. 7 ile 11 kilo kadar vücut kitle indeksi yüksek olan bayanlarda 7 ile 11 kilo diyoruz. Eğer 75 ile gebe kaldıysak 11 kiloyu çok geçmesek iyi olur. 86 kilo civarında gebeliği bitirsek çok iyi olur. Ama hani gidişat nasıl olacaktır onu takip etmek lazım. Gerekirse dediğim gibi diyetisyen önerisinde devam edebilir. Hocam bir de ben şeyi merak ederim. Yemeği, beslenmeyi konuştuk da, hı hı, hamilelikte su tüketimi. Kesinlikle. Hani diyette çok dur ya. Hı hı. Hamilelikte de aynı şekilde günde 2-3 litre kadar su içilmesini istiyoruz. Hani ortalama 8-10 bardak su içilsin istiyoruz. Özellikle yaz gebelerimizde vücuttan terle kayıplarımız da arttığı için biraz daha su alımının artılması gerekmektedir. Bebeğin ihtiyacı var. Kesinlikle. Hem annenin hem bebeğin ihtiyacını karşılamak adına. Hem gebelikte kabızlık gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunlara karşı iyi geliyor. Hem rahime giden kan akımı artırıldığı zaman sancılar, hastanın sancı duyması birazcık daha azalmış oluyor. O yüzden biz günde 8-10 bardak suyu öneriyoruz gebelerimize. Çok güzel. Ne kadar güzel bir süreçtir ya. Ben düşünüyorum hem anne için hem baba için de. Değil mi? Aynen. Tabii onun sacın üçüncü bir ayağı hekimi için de. Aynen öyle. Değil mi? Takibi. Kesinlikle. Böyle sürekli takip ediyorsunuz hastalarınızı. Aynen. Böyle hastalar içeri girdikleri zaman zaten böyle bir keyifleri yerinde olduğu zaman çok hoşumuza gidiyor. Biliyoruz ki ağrısı yok veya herhangi bir şikayeti yok. Bizim de hoşumuza gidiyor. Her şeyin yolunda gitmesi. Hele hele doğum gerçekleştikten sonra o bebeğin ağlama sesi, bebeğin anne kucağına verildiği duygular gerçekten harika. Çok güzel. Biz de bunlara tanık oluyoruz. Vallahi. Aynen. Ama işte hayat ondan sonra da başlıyor sorunlar. Hem baba için uykusuz için. Geceler, anne için uykusuz geceler. Değil mi hocam? Aynen. Kolay da değil diyorum. Evet. Heh, 1 kilo 68 boyundayım demiş, yazmış sonra. Yani o şimdi vücut kitle indeksini hesaplayabilmemiz için hesap makinesi kullanmamız gerekecek. Evet. Yani ortalama 11 kilo. Biz diyetisyenimizle o hesapları yapıyoruz. Takip edin, göreceksiniz hesapları. Diyelim. Evet. İyi günler Ayşe hocama, başarılar dilerim. Onu çok seviyorum demiş. Bir de bir kalpçik dokundurmuş. İletiriniz lütfen demiş. Elbette ilettik hemen canlı teşekkür olarak. Teşekkür ederim bu arada. Keşke isminizi de verseydiniz efendim. Onu da iletirdik diyelim. Şimdi hocam sorular da ardı ardına geliyor. Hocam ben 3 aylık hamileyim. Ben değilim efendim. Yazan. Yanlış anlaşılmasın ne olur. Hocam ben 3 aylık hamileyim. Ancak hala özellikle sabahları çok aşırı mide bulantılarım oluyor. Acaba bunu... Önüne nasıl geçebilirim? Çoğu da onu yaşar değil mi hocam? Aynen aynen. Şimdi bulantı kusmalar gebelikte artan hormonlara bağlı olarak beklediğimiz bir durum. Genellikle 14. haftadan sonra yani 3,5 aylık dönemden sonra azalmasını bekliyoruz gebeliğe bağlı bulantı kusmaların. Ancak maalesef eğer eşlik eden bir tiroid hastalığı varsa, eşlik eden bir idrar yolu enfeksiyonu varsa bu gibi durumlarda maalesef biraz daha şiddetli ve inatçı olabiliyor bulantı kusmalar. Biz o açıdan incelenmesi gerekiyor hastalarımızın eğer devam ediyorsa. Maalesef 9 ay boyunca bulantı kusma şikayeti olan hastalarımız da olabiliyor. O biraz vücut yapısıyla da alakalı tabii ki. Artan hormonlara vücudun verdiği cevaba da bağlı. Biz bulantı kusması olan hastalarımızda öncelikli olarak beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Sık sık azar azar tüketelim. Tuzlu çubuk kraker gibi, fıstık gibi, kızarmış ekmek gibi hani tuzlu şeylerle beslenelim. Mideyi boş bırakmayalım istiyoruz. Bunun haricinde eğer hastamız kilo kaybediyorsa, ağızdan hiç alamıyorsa, ciddi kendini güçsüz hissediyorsa böyle durumlarda ilaç tedavileri veya serum tedavileri de gerekebiliyor. Hani hastamızda bir 15 gün kadar sabretmesini öneriyoruz ama ciddi sıkıntıları varsa doktoruna başvurabilir bu arada. Hocam bir de ilaç alımı.
hamileler öyle rahatlıkla her önüne giren evet. ilacı alamazlar. Değil mi? Aynen. Ne önerirsiniz bu konuda? Yani mesela baş ağrıyor. Yani yapacak? İşte hani özellikle ilk 3 ay organ gelişimi aşaması olduğu için ilk 3 ayda maruz kalan her şey bebeği çok çok ciddi olumsuz etkileyebiliyor. Biz gebelikte parasetamol benzi içeren ağrı kesicilerimizi güvenle kullanabiliyoruz. Günde 3 kere hatta 4 kereye kadar kullanabiliyoruz. Ve gebelerimize mümkün olduğunca bu şekilde zaten hani söylüyoruz. Bilmediğimiz ilaçları kullanmayalım. Lütfen soralım. Hani her türlü ağrıda parasetamol içeren ilaçları kullanabiliriz diyoruz. Herhangi bir doktora gittiklerinde atıyorum üst solunum yolu enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu için gebe olduklarını belirtmeleri yetiyor zaten. Hani gebelikte zaten bütün doktor arkadaşlarımız da özellikle dikkat ediyorlar. Kullanılabilecek ilaçlar seçiyorlar. Bütün ilaçlar zararlıdır gibi bir şey yok. Gebelikte güvenle kullanılabilecek antibiyotiklerimiz var, ağrı kesicilerimiz var. Hani lüzum halinde kullanılması gerekiyorsa kar zarar ilişkisi yapılarak kullanılabilecek ilaçlar vardır. Çok güzel, çok güzel bilgiler veriyor hocam. Vallahi tebrik ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hocam, işte gene tecrübeye gitti. Tecrübelere gittim. Kaç yıl geçmiş aradan ama yine aklıma geliyor. Mesela ilaçtan yola çıkarak kimyasal alma. Yani mesela hamileler saç boyatamaz. Aynen. Bunun gibi bir şeyler de var hocam. Ne bunları bize açıklayın. Şimdi uzak durması gereken şeyler. Evet evet. Saç boyasından yani kimyasal madde içeren birçok şey. Mesela çamaşır suyu deterjandan da uzak durmasını istiyoruz gebelerimizin. Özellikle dediğim gibi ilk 3 ay organ gelişimin olduğu dönem olduğu için özellikle dikkat edilmesi lazım. Biz saç boyanmasını gebelik boyunca önermiyoruz. Ha, hasta illa boyatmak istiyorum derse en azından 3. aydan sonra kimyasal maddelerin bebeğe zarar verme ihtimali nispeten. Tabii ki yine zararlı etkisi olabilir ama nispeten biraz daha azaldığı için hani illa boyatacağım diyen hastalarımıza 3. aydan sonra... Doğal boyalar da var gerçi. O artık doğal boyaları ben çok araştırdım. Araştırdım. Onlar hani doğal deniliyor ama yine içindeki kimyasal maddeler hani çok çok ciddi bir filtreleme olamıyor. O yüzden hani organik de olsa, doğal boya da olsa önermiyoruz gebelik sırasında. Tüm gebelik ayları boyunca. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Ben aklıma geldikçe de kendi şeylerimi de tabii, soruyorum. Yormuyorum inşallah sizi. Hayır hayır gayet iyi gidiyor. İyi gidiyor değil mi hocam? İyi gidiyor. Eyvallah. Hocam aslında niye yemek yaptın bana? Şey ya Adana yemeği. Değil mi? Vallahi. İnşallah. Neden olmaz? İnşallah. Yapabilir misiniz hocam burada? Yaparız inşallah. Vallahi. Niye olmasın? Niye olmasın? İşte hanım ben bakın ben tiyatrocuyum. O tavrı gördünüz mü değerli izleyenler? Umarım. Her şey bitti. Hekimliğin de üzerine çıkıldı. Çünkü kadın anaçlığı her zaman ön planda. Değil mi hocam? Aynen öyle. Evet. Hocam şimdi iyi programlar. Ben 37 yaşındayken ana geriye gittik. Neyse. Erken menopoza girdim demiş. Bir de böyle durumlar var değil mi hocam? Aynen öyle. Evet. Maalesef. Doktor henüz erken olduğunu illa ilaç kullanarak bir süreci uzatmamız gerektiğini söyledi. Bu süreci uzatmamız gerektiğini söyledi. Erken yaşlanırsın, kemiklerin erir dedi. Şimdi ilaç kullanıyorum, düzenli kontrollere gidiyorum. Ama sorum bu ilacı maksimum ne kadar kullanacağım? Yaşı şu anki yaşını bilmiyoruz Vermiş. Ama şimdi belli bir yaşın üzerinde özellikle hani 35... Yani bu ilacı kaç yaşına kadar kullanabilir? 37 yaşında başlamış. Yani şöyle söyleyeyim o yaşlardaki bayanlar için özel üretilmiş daha düşük doz o yaşlara uygun ilaçlarımız var zaten. Son raddeye kadar yani ilaçla adet görülebilecek düzeye kadar bu ilacı kullanabiliyor. Şimdi hani 7 yıl ve üzeri kullanılmasın diyenler var, 4 yıl ve üzeri kullanılmasın diyenler var ama risk faktörleri çok önemli. Bir kere sigara içiyor mu hasta? Herhangi bir kalp damar hastalığı var mı? Pıhtılaşma ile ilgili herhangi bir bozukluğu var mı? Hipertansiyonu var mı gibi diyabet gibi. Aynen. Hani bu tür durumlarda biraz daha kısıtlamak zorunda kalıyoruz bu ilaçların kullanımını. Ama veya işte hani meme ile ilgili herhangi bir bilinen bir hastalığı var mı? Hani hormonal ilaçlar olduğu için olumsuz etkileri olabilir. Bunları araştırıp hani kar zarar ilişkisi yapmak lazım kesinlikle. Hani mümkün olduğunca son adeti gördürtene kadar kullanılmasını öneriyoruz. Kullanmamanın etkileri biraz daha sıkıntılı çünkü. Aynen anlatıldığı gibi kemik erimesine karşı vücut daha bir savunmasız oluyor. Yaşlanma belirtileri daha çabuk ortaya çıkıyor. Ve düzenli adet göremeyen bayanlarda maalesef rahim iç duvarının kalınlığı artabiliyor. Ve bu durum bize yine ilerleyen dönemlerde sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Evet. O yüzden 6 aylık kontrollere giderek
düzenli bir şekilde kontrollerini yapıp bu ilaç vücutta herhangi bir zarar veriyor mu vermiyor mu kontrollerini yaptırarak uzunca süre kullanabilir. Hocam çok teşekkür ederim. Şöyle mutfağa döneceğim Keza. Bir de pazartesimiz var, onun menüsünü vermek zorundayız. Şefim. Şefim, come on everybody. Gel. Bakalım ne var. Anam. Şefim vallahi çok güzel görünüyor ha. Yani hiç sevmeyen bile belki yiyebilir. Efendim? Mikrofon, evet. Hatırlatıyorum. Ben hep şefim. Kapatıyorum ya. Niye kapatıyorsun? Kapatıyorum. O sırada bir şeyler söylüyorum. Kime söylüyorsun? Bana söyleniyor musun yoksa? Bilemedim belki. Vallahi vallahi laf sayıyordur bana ya. Yok yapıyor yok o kadar. Yoksa? Yok hayır ya. Başka şeyler oluyor. Başka şeyler oluyor. Mesela bir şey gerekiyor ya da başka bir şey oluyor. Ses karışmasın diye yapıyorum. Ciddisin yani. Evet, ciddi. Ben bana hiç inandırıcı gelmedi. Ama bazen gelmedi. Sinirlenmiş o... olabilirim, onu bilemeyeceğim. Neler çekiyoruz görüyorsunuz. Çok çekiyoruz birbirimizden. Çok. Çok, evet. Çok. Pazartesi. Pazartesi ne öreceğiz pazartesi gari? Revani ve kuru börek. Revani. Ve kuru börek. Sever misin? Revani ve kuru börek. Evet. Değil mi? Şöyle bir malzemelerini görelim. Hemen bir sefer okuyun ne olur. Hemen uzun şey yaparız. Çünkü zannediyorum şimdi Elazığ Spor'a bağlanmamız gerekecek. Evet, ben hemen kuru böreği okuyayım o sırada. Bir kongre var süreci. Tamam. Oraya bağlanmamız gerekecek. Şimdi kuru böreğin malzemeleri 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, un üzeri için ise 1,5 su bardağı sıvı yağ, peynir ve maydanozumuz var. Bir de revaninin malzemelerini alabilirsek. Hemen revaninin de malzemelerini alalım ve programı... şöyle 5-10 dakika bir erken kapatma durumumuz Revani varmış. Revani malzemelerini söylüyorum. 1 çay bardağı kaynar su, 1 su bardağı şeker, 20 su bardağı sıvı yağ, 20 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, 1 limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 4 adet yumurta, şurubu için ise 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 paket şekerli vanilimiz var. Evet. Hocam şöyle bir tadına bakın. Size çok teşekkür ederim şefim. Efendim pazartesi günü malzemeleri bir araya getirirseniz şayet birlikte karşılıklı değerli şefimizin o güzel tarifleriyle yaparız diye düşünüyorum. Şöyle salatamızı da hocam tatlısın istiyorum. Sizin de tabağınızı vereyim ben. Hocam şöyle bir tadına bakın ne olur. Bize bir yorumlayın. Ben geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel bilgiler verdiniz. Eminim birçok ilgili anne adayı da faydalandı. Kafasındaki soru işaretlerini giderdik diye düşünüyorum. Hocam böyle küçük bir hediyemiz var. Buzdolabı magneti. Baktıkça bizi hatırlarsınız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz yemeği bu arada? Harika bu arada. Harika söze gireyim diyorum. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hocam hem size hem Özel Doğu Anadolu Hastanemize sizi... Bize gönderdikleri için, yönlendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, verdiğiniz bilgiler için. Efendim şöyle bir Elazığ Spor Kongremiz var. Malum çok önemli Elazığ için. Oraya bağlanacağız. Bugün de biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Pazartesi günü saat 15'te. Evet şeyi bitireceğiz. Sponsor kartlarımız geçsin efendim. Ben bu arada konuşuyorum tabii. Tolga konuşmama devam edeceğim müsaadenle. Efendim kongremize inşallah çoğunluk sağlanacak, yeni bir yönetim oluşacak diye umut ediyoruz. Elazığ Spor, Elazığ'ımızın bir markası. Ona sahip çıkmak zorundayız. Her Elazığlı'nın bu işin içerisinde olması, gönlen, kalben, her anlamda yanında olmamız lazım diye düşünüyorum değerli izleyenler. Ben yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şefim sana da ellerine sağlık. Hocam tekrar size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ve pazartesi günü efendim. Biz saat 15'te burada olacağız. Bekliyoruz değerli izleyenler. Yepyeni konuklarımız, yepyeni bir menümüzle biz burada olacağız. Sizi de yanımızda görmek isteriz. Hoşça kalın.